Arkadaşlar balıktaydım ya. Deneme 1-2. Selamun aleyküm. La bulamlenin. La alamalanın. Lan ak. Eğit, meyv, yavrum. Ay. Ses testi yapılmıştır. Herif gitgide hayvanlaşıyor ya, o komedi. Sesi de değişiyor gitgide. Eğim lan. Lan Altan. Sen mi yapacaktın lan bunu? Abi. Amına. Dur şunları ben bir depoya koyayım. Son sözünü söyle lan. Abi. Altan hiçbir zaman yengeci olmadı. Yengeciler Altan oldu. Tamam, şu paramızı da bir yatıralım. Yazık abi yazık. Vallahi bugün üzüldüm ya. Böyle bir elbiseleri değiştirelim mi? Ekoseni mi giysem acaba? Ay donate'leri falan da okumadım. Off stream ne zaman? Ana. Selamun aleyküm. Hadi para bak. Hoş geldin abi. Selam. Hoş geldin abi. Ne yaptınız? İyi işte balıktan sonra bir bak göz kulak geçirdik. Baktık etrafa birkaç plan var. Sen gelince de sana da gösteririm falan filan dedik. Bir dakika siz şeye gittiniz mi o bastı geçen mekana? Oralara bir gittik baktık. Birkaç fikir var aklımızda. Hep beraber karar verelim dedik. Bir de sanırım bu evciyle mi ne kiracı mı neydi o adam? Ha, evet. Onunla da AJ konuşmuş. Ha buralarda mı? Sen AJ burada mı? Bir arasana. Şşt lan kapşonlu ne yapıyorsun orada? İyi abi sen ne yapıyorsun? Ulan tam bir Batman oldunuz ha. Alo. Miyam. Merhaba ne yapıyorsunuz? Karım. Artık beni gördüğünde sevinmiyorsun. Ne yapayım çocuklarına boynuna mı atayım? Ya geçeyim şu oturmayı ya. Ha? Kapşonlu gel. Yani... Çocukların önünde yapmasam bile hani bir boşluk buldun mu böyle bir alt tutak yapabilirsin yani. Oh. Nasıl çocuklarla aran iyi mi? İyi. Sevdim ben. Delikanlı çocuklar. Hı hı. Gittik dolaştık işte bak kaç tane plan yaptık sana şey yapacağız. Ya abi. Göstereceğiz. Oo amına koydular lan su şeyinin. Ev boşmuş abi. Ev boşsa gidelim. Ha? Ev boşmuş gidelim. Eleman mı şey mi? Konum mu atacak? Evet evet. Yok eski ev. Eski her zaman gittiğimiz hadi bakalım. Var mı arabanız? Nerede ya var tamam. Var birkaç tane abi. Drafter var şurada. Maşallah biz de galeri gibiyiz. Yok yok iki araba gideriz. Bence tek araba gidelim ya. Ben drafter sürmek istiyorum. İyi sür. Açık. Gelsenize. Bak hemen spor arabaya kayıyor. Genç işte. Kardeşim bir dağ yoluna gireriz. O izler biz çıkarız unutma. Aynen öyle. Şu artık güvenli ev midir nesi kimse onu çözelim bugün daraldım ha. Bugün çözülür gibi mi geliyor abi paramız hazırsa. Terzi girmeyi unutmayın. Neydi lan şey? 26-36. Bekle dur. Neyse gittiğimizde girerim. Ananı sikeyim ulan ne? Hiç görmedim ya. Kaç dedin? 26-36. M
Mara kore kore kore. Geliyor. İnşallah ileride bekliyordur. Bir plan belirlediniz mi? Ya iki tane falan, iki üç tane bir düşüncelerimiz var, sana da göstereyim. Tamam, bana bir anlatın bakalım, ne kadar iyi düşünmüşsünüz bir görelim. Tamam, önce şu eve gidelim. Hattayım. Ses. Neredesiniz Ece? Kaybettik sizi. Yanınızdayız. Onu mu atalım, hangi yanında? Devam et. Takipteyiz. Tamam, benim telsizde sıkıntı var galiba, bağlanamıyorum. Yenge önce bir kapat, ondan sonra tekrar bağla. Biz telsizdeydik ya, bu biraz şey almış olabilir, kapama moduna. Hayvan gibi gidiyor ya. Kaybettiniz mi bizi? Oğlum biz seni kaybetmiyoruz. Sen kaybetmek için elinden geleni yapıyorsun. Abi yengenin arabası çok hızlıymış, pardon. Tam otoyolun oradayız. Ben konum atıyorum abi size. Sana abi az önce SEO kullandım ya, bu rezillik yani, hani rezillik ya. Bu arabayla beni kovalasa amma koyarlar ya. Doğa. Doğa. Kardeşim bir işim çıktı dedim, bir de aramadın, aşk olsun ya. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gidelim mi mekana? Olur olur, gidelim. Tamam. Ne yapıyoruz gene? Eski düzen mi? Eski düzen devam edelim. Tamam, siz benim kadar arabaya atlayın. Mia sen gel benimle, bununla gidelim. Sen ben şunu tutayım. Evet. Ben bir işaretleyeyim de Ece. Dejavu oldu mu Ece? Abi beni neden öldürdün? Ney? Onunla mı gidecek? Anlamadım ki. Ha, bizi yalnız mı bıraktı şimdi? Galiba. Biz buna binip gidiyor muyuz oğlum? Ne yapıyorsunuz? Bize GPS'e konumu gösterdi. Konumu girdin mi sen? İsterseniz siz gidin hanımefendiyle. Sevdim ben seni ha. Aferin. Başka bir dünyada kardeşim olabilirdin. Düşünceli eleman. Sağolsun. Nasıl, şöyle bir şey mi alsak, ne güzel araba ha. Olabilir, ne kadarmış o? Vallahi bilmiyorum da paramızı nereye harcayacağımı şaşırdım ya. Evet, o kadar çok ki. Konumu da girmemiş garibim. Bana bakın, konum yok bunda, uçmayın. Anlat bakayım, gözlemlediğin bir sıkıntı var mı çocuklarda falan? Yok, gayet iyiler. Bir tek kafşonu çok az konuşuyor. Evet, o konuşmayı çok gibi sevmiyor gibi. Evet. Bugün balıkta da fark ettim. Cins biraz o çocuk. Yani iyidir herhalde o da. Ece'yi çok seviyorum ama. Yırtık çocuklar ya, maşallah. Evet tamam. Evet, bak AJ benim drafter'ın anahtarını istiyor, yedeğini. Bayağı yırtık. Ya bak ya, destur öyle hemen verme. Sana vereceğim. Onun yedeğini. Yedeğini vereceksen olur. Ben sen direkt vereyim. Aha. Hala 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 gülüyor değil mi? Her iki dakikada bir ananı sikeyim. Her iki dakikada bir gülüyor. Dün gece kafama koydum. Anlat. O Merkez Bankası var ya. Hı hı.
Bir gün onu uçuracağız. Aa. Dertlerimiz son bulacak Mia. Orada kaçar gideriz ha? Kaçar gideriz. Atlayız bir karavana. Ama daha çok yolu var. Öyleyse öyle. De Casa de Papal diye bir dizi varmış, ona baktım dün. Banka soygunu yazdım, o çıktı. İnternetten araştırdım. Ondan sonra mı geldi bu fikir? Ney? Ondan sonra mı geldi bu fikir? Yok, fikir geldi, sonra araştırmaya koyuldum. İzlemiştim ben onu, kırmızı tulum falan giyiyorlar. Aynen, darphane yapmışlar. Daha yol var mı? Benzinim az. Şu anda 2 milimiz var. Soldaki benzinlikle duralım mı abi? Dur dur, fulleyelim, çocuğa dayıp olmasın. Buradan sola geçemeyiz ya. Geçeriz buradan. Buradan geçersin. Market görünce soyasım geliyor. Onu boşver, yemeğini yedin mi? Yedim vallahi, eline sağlık, çok güzel olmuş. Ama bak söyleyeyim, ufaktan baskı yapmaya başladı aşağıdan. Yanında koyarsam şey yapma, yadırgama. Yok, alıştım ben, sıkıntı yok da. Alıştın mı? Ne sanki her dakika osuruyor muyum ben? Ben uyurken bazen. Sinek geçti diyorum, arı geçti diyorum. Hadi oradan bir şey istiyor musunuz? Kurbağa diyorsun. Kurbağa bırak yok. Bakayım, bir şey istemiyorum. Ya da bana bir içecek de bir yiyecek bir şey alıver oradan ya. Tamam. Seninki de Lepistes nefesi gibi. Ha? Blok böyle tek baloncuk çıkartır ya Lepistesler. Ben de mi yapıyorum uyurken? Bir iki defa yüzleşmek zorunda kaldım. Ama seviyorsun değil mi hala beni? Ya insanın doğal hali ne olmuş yani? Böyle bak, sıkışırsan falan karnın dev gibi olmasın. Vur çocuğu gitsin. Salıyorum zehri de, dizlerini çek göğsüne doğru, bağır. Tamam, anlaştık. O kadar da yapma ama neyse, şimdi bir şey olur falan. Yani hala severim diyorsan gelince yaparım, sıkıntı yok. Benlik sıkıntı yok yani. Yok. Çünkü sen rahat edersen ben amına koyarım ortalığın efendim. Ha, Allah'a getirdim. Sağ ol yavrum. Yenge. Efendim. Sana da vereyim mi? Yok, ben tokum, teşekkür ederim. Tamam. Oh. Vallahi bu marketinkiler de hep taze. Aç mısın? Hı hı. Eda çıkmadan yedim ben bir şeyler. Ulan da içeyim. Yaptım yem. Senin yemeği yedikten sonra 2 saat uyumuşum. Gene midem kazındı. Var dolu yaptım. Onu diyordum yani hani. Öyle. Bokumu da çıkarmayayım, bok mu? Banka soygunu diyordun en son. Yani çok zor ama böyle bir... Ne kadar çalışırsam çalışayım olmuyor, anladın mı? Bari vurayım geçsin. Kasinonun borcunu böyle normal iş yaparak kapatamayız. Kasinonun borcunu biz mi ödeyeceğiz? Bir noktada açılması gerekiyorsa biz ödeyeceğiz tabii yani. Adamın zaten 6-7 milyon borcu kalmış. Ha. Karşıda bir şey, çiftlik evini falan sattılar. Yani bir Merkez Bankası patlatılsa bir 7 milyon falan çıkar herhalde değil mi? Nerede? Yani çıkması lazım mantık olarak. Sonuçta Merkez Yeni Bankası... Yeni güncelleme arkadaşlar. Banka soygunları da 7 milyon. Geriden mi? Tamamdır. Geri mi? Dikkat et. GPS şaşırmış abi, GPS. Vaa, dönmüyor lan. Güzel kural ihlali dayı. Vay be. İyi para. Vardır herhalde Merkez Bankası'na. Ne? Yani 700 bin dolar çıkacak değil ya. Yok canım, 700 bin dolar ne öyle?
Bu arada 700 bin dolar iyi para ha. Lan bu nereye götürüyor? Dağ mı kaldırıyor bizi ya? Bu silah var mı? Her zaman. Ben senin silahı ne yaptım? Sen benim silahı birisine vermiştin. Kapşonla abi biz aynı yere geldik. Abi bu cifil çocuk bir dakika ben geldim. Öz izinlerimle gitmeye çalışacağım. Takip edin. Tarif etsin tarif. Tamam. Bende bir tane silahlı bir tane Uzi var. Aa Uzi var mı sende? Son 3 dakikalı yolculuğumuz. Tamam. Geçmişteki hayatımı hatırlat. Konuştu bak bizimki. Evet kapşonu konuştu. Gerekirse konuşuyor, o da güzel. Chat'e bakamıyorum arkadaşlar çünkü biliyorum ki takla atacağım. Lan biz buraya gelirken kayboluruz ya. Aa ben biliyorum burayı, sağ tarafı. Nereden biliyorsun? Geliyoruz bazen. Kimle? Yol çok engebeli. Özellikle dikkatli gidin. Arkadaşların içimden bir ses takla atacağız diyor arkadaşlar. Geçen Aksel'lerle geldi. Dikkat edelim. Aa sana bir şey söyleyeceğim. Aksel yeni bir röportaj yapmış. Emmeli göm beni diye. Emmeli göm o çocuğu döverim bak. Hayır emmeli göm beni. Abi duyuyorsunuz. Abi attı mısın? Evet dikkatli sürmeye çalışıyorum. Dağın içine mi ev kurmuş? Bir sor bakayım. Muhtemelen abi. Evet dağın içinde. Dağ havasını severim diyor. Bizim arabalar buraya gelmez ki. Sıkıntı yok. Yıllarca jip kullandım. Muko yanmış. Lan bu bisiklet yolu mu amına koyayım biz nereden geliyoruz ya? Abi arkamızda durma sakın. Dikkat edin araba geri geliyor. Nasıl? Yan ver. Kır sağa doğru, kır sağa doğru. Heh tamam. Kır. Burada kal. Hadi aslanım çıkarsın sen. Mia çekmiyor. Aldı. Aslanım benim. Güzel arabaymış. Oo, burası mı lan? Ya amına koyayım buraya nasıl geleceğim? Kapı Deş. Var ya. Şimdi şu ağacı kesmek lazım. Olmaz. Doğaya saygı olsun. Ağaç çok garip çıkmış. Kapıyı iyi takamamışlar galiba. Lan mekan çok güzel ya. Evet evimiz burası. Dağın içine yapılmış çok hoş. Vay. Girebiliyor muyuz içine? Kaç çıkışı var bunun? Evin içi şu anda boş. O yüzden mahtarımı almadım yanıma. Ha evin içi boş oradan mu? Değil Ece. Evet. Lan burada ne mangal döner ha? Abi ne mangalı? Oğlum niye alıyoruz burayı? Mangal yapmak için alıyoruz işte. Barbekü var işte. Ne mangalı abi? Barbekü yapacaksın, parti yapacaksın. Çatı güzel abi, konforlu. Bak ben bunu inip dövesim geliyor bazen ya. Tavırlara bak ya. Sadece ufak bir uzaklık sorunu var. Halka kuyruklu. Vallahi uzak bence ya. Çok temiz bir yolculuktu yani. Evet gerçekten çok ufak böyle. Araba için yapılmış yollar. Rahat. Kiremitler hop, güzel. Hadi bak. Kiremitler kaliteli abi. Ay manzaraya bak lan Aje. Harbiden çok iyi yalnız manzara. Oğlum bir dakika bir inim bakayım oradan bir. Kaç tane parkur motoru da lazım buraya.
Mia gel gel manzaraya bak. Tamam gelirim. Oy oy oy. Bir adam çıkamıyor, onu bir yardım edebilir misiniz? Adam çıkamıyor mu? Boy yetmedi herhalde. Yer çok güzel ama hiç illegal uygun değil arkadaşlar ya. Burayı sırf zevkini alırsın amına koyayım. Dur bekle, tutarım ben seni. Geliyorum. Bekle. Gel yavaşça. Geliyorum bak. Tutarım kızım, merak etme. Ne zaman düşürmüşüm seni? Hop hadi bakayım. Düştüğün her anda seni tutacak biri var burada, rahat ol. Ay çok güzelmiş. Mekan var ya, 10 numara. Evet. Bak. Beni yıkmış olunca poşeti arkadaşlar alacağım, buradan yardıracaksın ha karlar. Evet şey... var ya. AJ ne yaptın oğlum? Sonra. Twitter'a fotoğraf mı çekiyorsun oğlum? Çekme. Yok abi, Twitter'a değil. Sineğe bak ya. Vallahi arkadaşlar. Aşırı derecede uzak. Yolu çok karışık ama mekan çok huzurlu be. Çok güzel. Full takılacağımız mekan burası olacak. Burada bulamazlar oğlum, da bu arada. Burada kimse bizi bulamaz da. Ulan kaç paraya bırakıyor acaba abi? Ceplesek mi burayı da ya? İki mekanımız olmuş. Buraya iki şey daha gerekiyor. İki tane de mançezler var biliyor musunuz? Motor. Ha, alırız motor. İki tane de ondan lazım buraya. Yoksa altada bir tane arabayla tekne... git gel zor. Üf. Altada bir tekne aynı. Gelin lan bir pazarlık yapalım. Kaç para istiyormuş? Bu arada arkadaşlar inanın fiyat miyat bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani kandırıyormuşuz gibi olmasın. Bize paslanan bir şey değil bu sadece. Yeni mekanlar eklendi server'a. Biz de nasıl önceden... beğendiniz mi? Ya burasının büyüsü bir farklı ya. Ben burada çoluk çocuğa karışmak istiyorum biliyor musun? Alo. Alo. Ne yapıyorsun Tiko? İyi abi, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım, mekana geldik. Konum atayım ama gelemezsin. Karavan var bende, sen de çorudayım ben. Karavanla mümkün değil, gelemezsin bak o derece. Tamamdır abi. Yani nasıl geleceksin, çözer misin bir şey? Vallahi çözmeye çalışırım. Uzun mu duracaksınız orada? Yani şimdi bir pazarlık yapacağız. Ben sana konum atayım da sen bak. Tamam abi, gelmeye çalışacağım. Hadi yolluyorum. Hadi abi. Kardeşim bir saniye, bir konum atacağım. Tabii tabii. Şimdi buranın içi tadilatlı mı dedin sen? Boş mu dedin? Şu an boş, evet. Şu an boş. Sadece dış mekan. Burayı niye yaptırdınız siz ya? Ne güzel yermiş. Burayı dedem yaptırdı emekliliğini yaşamak için. Vay be ulan, dedeni sevdim ha. İşini kendisi biliyormuş. Kendisi acaba? Kendisi yaşamıyor şu an. Başın sağ olsun. Sağ ol. Emekliliğini yaşayabildim, onu çok merak ettim. Onu da yaşayamadım. Sana ne oğlum? Sana ne oğlum, boş sorun nasıl? Niye üzüyorsun lan adamı? Hayır, Allah Allah. Ev yaptırmış, merak ettim adam o kadar emeğinin karşılığını alabilmiş mi diye. Şimdi. Kardeşim burası kaç para? Var mı 50 bin doları? Deni burası 350 bin 750. Oha. 50 bin yok mu ya? Arabayı veriyorsunuz herhalde değil mi buraya gelebilmek için? Kaç ama para dedin? Güzel bir indirim yaparım. 350 bin 750. 350 bin buraya bu arada çok ucuz arkadaşlar. 350 bin yapalım ya. Yok, 750 çıkmaz. Ya burası var ya, hiçbir sikim için kullanılmaz. Ama dehşet rol döner buradan. Bir şey diyeceğim. Deni. Ha söyle. Tuğlanın abi tonu. Bir 750 bin ömrüm varsa alayım. Dur lan dur bir dakika şimdi, bekleyin. Yalnız şöyle bir şey var. Burası yaşlılar için birebir. Aynen aynen. Ben de yaşlıyım ya, o yüzden ben bana düşünüyoruz. Emeklilik için ya. Ha öyle mi? Size mi düşünüyoruz? Buraya? Aynen ya, burada ben yaşlanacağım artık. Şimdi bir dakika. Bize bir iki saniye müsaade eder misin? Bir kendi aramızda tabii, bir konuşalım. Tabii. Şş, gelin bakayım. Arkadaşlar ne diyorsunuz? 1300 dolarım var. Oğlum dur şimdi, siktir et parayı. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Ya çok güzeldi. Güzeldi. Çok sıkıntı. Bak burası bizim amaç için kullanılmaz. Ama depo olsun. İşte ne bileyim. Gerçekten böyle ortadan kaybolmak olsun. O tip şeyler için birebir bak. Manzaraya bak ya. Kaç? 350 bin mi istiyor? Yok 750 daha. 750. Oğlum
350 bin mi? 350 bin 750'sini siktir. 350 bin değil mi mekan? Yok, inmiyor. 200'e indi en çok. Yok. Oğlum ne diyor bunlar ya? 200 bin dolara mı indi burası? Hayır, 350 bin 200'e indi. Ya sikeceğim 250'nizi 750'nizi diyorum lan. Allah Allah. Bütününe evin bütünü. 350 bin. 350 bin 750. Tamam ya, lan 750 at. Abi adamla konuş istiyorsan inmiyor. Tamam veririz lan o küsuratını. Bekle şimdi. Bu paraya burası değer mi onu konuşalım. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Ben mesela aranıyorum ya. Burada bir hafta takılırım. Hiç de bir şey olmaz. Sen buraya gelirken kendin de kaybolur. Yürüyerek gelirim, iki gün sürer zaten. İki günde gidiş desen. Şimdi burun... de burada yaşarım. Yalnız içerisi kullanılmıyor bak. Tadilattaymış. Kaç etti? 5. Ne kadar tadilatta kalacak? Nasıl yani, hiç kullanamayacak mıyız? Yani... vermeyecek mi? Bir dakika, ben bir bunu bir düşüneyim. Muhtemelen tadilatı yapacak ekipler buraya ulaşır. Bir dakika, buranın içi olmadığı için ucuz olabilir. Ya ben size söyleyeyim, bu mekan normalde server'da net 700 bine 800 bine satılması gereken bir yer. İçi olsa. 150 kaç yaparız acaba en son? Bir dakika, bunu öğrenmem lazım. Benim düşünceme göre içerisi kullanılmadığı için 350, ama ben Saruhan olarak burayı alıyor da olsam, buranın içi kullanılabilirse eğer 350 bin az buraya. Adil olmaz. Efendim. Konuştum ben adamla. Dedi ki aldığınız an anahtarları teslim edeceğim. İçeriye istediğiniz gibi bakıp şey yapabilirsiniz. Ha öyle mi? İçine gir. İçi açılıyor aynen. Yani. Aynen. Şey yapı, içine bakabileceğiz. Bakabilecek. Ben de konuştum abi. 350 bin az değil mi ya? Yoksa ben mi abartıyorum? 350 bin olmaz diyor. 250 daha olacak diyor. Tamam anladık oğlum. 360 bin vereceğim lan. Bir sorayım. Dur lan sorma sorma dur. Oğlum durun bir dakika. Benim burada bir çözmem lazım bu işi. Şimdi biz bu tarz 8 tane mekanik dedik eve. Şey map'e. Böyle gizli saklı. Burası en boktan aslında baktığında. O yüzden mi 350 dediler buna? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bana verilmiş bir fiyat değil arkadaşlar yani. Genel olarak fiyatları böyle evlerin de. İçi olacaksa eğer, ama diğerleri daha özellikli ya. Ya 350 az mı? Yani bilemedim. Kafi. Ya yani buraya gelsen gelemezsin istediğin zaman. Gitsen gidemezsin. Ya en boktanı burası dediğim, boktan değil burası. Çok güzel de. Sorunu çözdüm. Neymiş sorun? Adam sayıları bilmiyor. Sayıları mı bilmiyor? Dur bakayım. Evet. Başka sayı bilmiyor. Çok bariz. 350. 390.299. 390.000 tamam anlaştık. Sen ne diyorsun ya? Durun lan dur, ne oluyor? Şey 390.000 anlaştık. Nasıl 390.000 anlaştık? 350 ya, değil mi? Ya EZ'yi bok demesi. 300.000 değil miydi? De bilmiyormuş sayıları. Şimdi bir dakika kardeşim, bırak sen onu bunu. Bu evi ne kadara veriyordun bana? 350.750. 350.750. Abi şimdi in biraz de. Ya oğlum in biraz değil, düşünüyorum. Dur oğlum, 350 zaten ineriz canım. 350 bine indirir herhalde. 350 bin 250 yaparım. 350 bin 3-0 yaparsın. 350 3-0. 350 bin 3-0. 350 bin 200. Bu da bir şey, bu da bir gelişme. 350 bin 50. 350 bin 150. Çok indin. 350 bin nokta. 350 bin 100. Bir de benzini fullersiniz. Benzin zaten 100 ediyor oğlum. 34 dolar. 34 dolar mı? Tabii. Şimdi bir dakika arkadaşlar, böyle patpatana yer mi alınır? Sen bir 2 saniye daha bekler misin 750 tabii, kardeşim? Tabii. Ne yapacağız lan? Ne diyorsunuz oğlum, ne yapalım burayı? 600 dolar indirim yaptı. Tam siktir et ya, gideceğim 600 dolarını şimdi senin amını yarrağını isteyeceğim ya. Biz sal şu evi, alacak mıyız almayacak mıyız onu konuşalım. Şehir içindeki mekanımız neresi, orası belli mi? Ya orasını bilmiyorum, mekanı neresi. Buraya biz... alacağız onu da mı bu adamdan alacağız? Bilmem, var bir sorsanıza, başka mekan var mıymış elinde? Bunda belli var mekan. Oğlum bütün mekanları bu biliyor zaten. Alo. Mia çok güzel değil mi? Evet evet, yer çok iyi. Havası da çok güzel. Burada var ya, efil efil. Pırt pırt bıraksan doğaya katkın olur.
Yani gerçekten onu mu düşündün şu an? Vallahi hayal ettim şu an. Adam onu olmasa, ayıp olmasa tam şu merkez noktasında part diye bırakacağım. Rüzgar sesi falan var, yapraklar duyulmaz, yap gitsin. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Burayı ifşalarlarsa gece var ya, çıkartma değil indirme yaparlar, yemin ediyorum. Yukarıdan ateş topu bırakırlar. Evet, baktığında konum olarak kötü öyle bir durumda. Böyle bir film burada vardı. Kalıyoruz. Abi bir mekan daha varmış, kesimhane. Aa, kesimhane diyordu. Bir mekan. Diyor ki 7 milyon 250. Kaç? 250. 10 milyon lan. Yok, nerede şöyle o? Konuştum. Hayır, şöyle konuştum. He. Kiraya da verebilirlermiş orayı. Kirasını da konuşabilirmiş. Yani böyle haftalık belki 100 bine falan ayarlarız, ne bileyim. 100 bin diyor mu? Bir sorayım. Hayır, konuşalım. Haftalık istiyorum. 100 bin kira. Çüş. Maşallah. Ole bale. İşte kendisiyle konuşmadan bir şey diyemem. Küsuratı var mı onda? Şimdi kardeşim, bir mekan daha var mıydı? Hani kesimhane diyordun arkadaşının. Oradan mı bahsediyorsun? Evet. Evet, evet. Peki ne, orası satılık mı? Orası satılık. 7 milyon 250. Abi siktir et. Peki şey yapar mı? Kiralığa bırakır mı? İşte onu bir konuşmam lazım. Benim olmadığı için. Hatta satılmış da olabilir. Konuşmadan önce bir... Bakabilir misin? Telefonu çalıyor. Yok yok, telefon değil. Aa lan, bunların... Oo, bunlar... Bak, mantıklı arabayla gelmişler. Vay aslanlar. Ne yapıyorsun abi? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selamlar. Rahat geldiniz mi? Dolarım var mı? Geldik abi. Dolar. O zaman gelin biz sizle de konuşalım. Kardeş geliyoruz. Şimdi beyler, mekan tam bir emeklilik mekanı. Büyüsü öyle çok abi. Farklı ama burada bizim yapmak istediğimiz şeyleri çok kolay yapamayız. Allah'ın unuttuğu yer. Ama eğer ki mesela Miko, sen şu anki durumuna bakarsan burada müthiş rahat edersin ha. Vallahi ne mangal yaparım burada ha. Lan ikiniz de mi? Ne diyorsun lan? Üstü de varmış. Pardon abi. He. Yani bıraktığı fiyat da 350.750. Kaç ney? 350.000 dolar, 750 dolar. Ne dedim 350 lan? 350.000 yapsaymış onun. Ne dedin abi sen? Ben de anlamadım. Kaç? 350-700 işte amına koyayım. 350 mi 750 mi abi? 350 bin dolar. Benim de kafamı sikler. Burası arkadaşlar 350 bin dolar. Eder mi peki? Bura. Eder yani, lan oğlum, manzaraya bak ama. Mısın? Gel sana bir manzara göstereyim, gel. Yalnız buradan inilemeyebilir. Çık çık. Yok, buradan değil. Asıl bakayım aslan. Hop. Miko buradan var ya, 3,5 kilometrelik olta sistemi yaparız amına koyayım. Sallarız, balık tutarız buradan. Hatunu getireceksin buraya çatıda, böyle manzaraya karşı. Oturacaksın, şarabını içeceksin. Kalisi gibi. Elini tutacaksın. Tabii tabii. Bakacaksın. Şiir okuyacaksın sonra. Evet, mekanın kullanım amacı belli oldu. Şimdi seviyor musunuz, sikiyor musunuz, ben anlamadım. Abi 2 dakika romantizm yaptık şurada, sen tamam niye... Tamam oğlum, Roma az önce adam ufka doğru çevirdi, saçları gözleri yaşlı göğe baktırdı lan. Tövbe tövbe, neyse. Manzarayı yüzde, görmüyor musun? Yüzde. He. Burası 350 bin miymiş? Evet. Biz burayı yazlık olarak alalım bence. İşte benim de aklım o yattı yani. Eğer 350 binse burası, alalım dursun hani. Bence de dursun yani. Ya i̇leride mangal çoluk çocuk yaparız. Olunca böyle herkes de ineriz aşağıda, hep beraber denize gireriz. Çıkarız burada işte, ayağımızdaki kumları hortumla yıkarız falan. Ama bir şey söyleyeceğim, evin içi tadilatlı, girilmiyor. Dışına mı 350 veriyoruz? Yani manzaraya veriyoruz. Satın alınca diyor anahtar teslim edeceğim diyor da bana pek şey gelmedi. Neyse. Biz çok gördük böylelerini de, bilemedim ki. Bu tip kim ki abi, nereden buldunuz? Ya bu benim hapisteki elemanın abisi. Böyle şey işi yapıyormuş bu işte, al satçı falan. 350 içiyle birlikte mi peki? Galiba dışı. 350 dışı, 750 anahtarı galiba. Ya siktir et, dışarıda da yaşarız 750 ya. 750 içi olmasın. Bir daha konuşayım. Bence bunu bir netleştirelim. Ne yapıyor Necip? Abi diyor ki çok sıkıntı olursa 350 bin 100 yaparım size diyor. Yok, sıkıntı olmasından değil. Yedirmiş. Biz şeyi merak ediyoruz. Yani içi kullanılabilir durumda mı? Bak çok önemli detay. Şu an için kullanılabilir değil.
Ha tamam yani. Çünkü boş. Uzun süreli kullanılamayacak mı? Bir miktar yok. Süre alacaktır eşyaların buraya taşınması çünkü bayağı zor. Anladım, anladım. Yani bir nevi şu an bu 350 bini dışarıya böyle bu ortama, araziye veriyoruz yani. 350 bin 100. 350 bin 100. 350 bin 750 değil miydi? Yok, oradan indi, onu hallettik. Bayağı inmiş ya. Bir şey ya. Soracağım, biz zaten bu parayı toplayana kadar gelmez mi ya? Ne gelmez mi? Eşyalar falan. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben parayı toplarım. Şimdi ben burada göl var. Nerede göl var? Bir dakika, göl varmış. Nerede göl var? Aşağı gel. Göl varsa arabanın yanından. Gelin bakayım. Lan onu burada söylemesene. Adam fiyat arttıracak şimdi. Ulan adam ananı sikeyim. Adam bilmiyor mu gölün olduğunu oğlum? Biliyordur. Hatta biz şey diyelim. Göl burada rutubet yapar falan diyelim. Ah siktir abi. Çok güzel lan. Bir şey diyeyim mi sana? Şuraya 2-3 gece ışığı koyacaksın. Setup'ı yerleştireceksin. Ver coşkuyu partile. 350-750'ye razı oldum şu an. 350-800 veririm ben abi. 800 görüyor musunuz halka kuyruklu makak maymununu bak. Habitatını buldu, nasıl eğleniyor. Bu tatlı su diye mi geçiyor? Yani bu tatlı su diye geçiyorsa Ece ne diye geçiyor? Vallahi ben mekana bayıldım. Hop ulan, neyse, Allah'tan çizmem var ayağımda. Ay ya bak, şu an hiç sikimde değil illegal. Mekanı çok sevdim ya. Adam gölü gördü, kaçın. Kötüleyin. Geliyor. Adam gölü. İlk defa gördüm. Ya bir şey söyleyeceğim. Buralar hep bak kurbağa tutar ha. Yani hep kurbağalar vızır vızır. Bu gölün olması çok şey kötü oldu ya. Rutubet efendim falan olur ya. Normalde nem yapar nem. İşte boştu, dolmuş buralar. Burası hep böyle boş muydu? Çok yağmur yağmış. Ya. Ha yağmur suyu da kurbağa yapmış hep. Leş gibi kokuyor ya. Tabii. Baksana burası yosun mosun olacak hep buralar. Bak şimdi AJ'nin her yeri sihirli olacak. Buranın değerinin artması lazım. Abi o zaten arkadaşlar. Öyle. Onu, artması mı lazım? Oyun kurtarmaz. Her yerde kurbağa var. Kaç kurt? 355 bin mi yaptın? Ne yaptın? Yok, 350'ler olmaz. O fiyatlar göl yok kendi. Allah Allah. Ulan bir yağmur yağdı diye zam mı gelir? Göl değil abi zaten, içme suyu. İndirim yapman gerekiyor. Burası kötü yani. Rutubet var. Nem yosun. Ben hemen başkasını da birim satın alacağım. Sen ne kadar düşünüyorsun peki gölü de madem keşfettin? 450 bin 750. Ne? 450 bin 750. 750'sini bile geri koydu ya. Bir şey söyleyeceğim. Beyefendi, sizin bu 750 takıntınız nereden geliyor? Yani takıntım yok. 500'e kadar düşerim. Sana o da bir şey biraz yeşillik miyim? Var gölde, o yüzden. Mike. Buyurun. Sen bu gölü yeni mi keşfettin? Yani burası eskiden çukurdu sadece. Yağmur yağmış, göl olmuş burası. Ha, o zaman göl değil. Bu bizim ulan yaz oldu mu göl gidiyor. Sen yazın bana 100 binimi geri vereceksin mi? Vermem. Evi o zaman yazın alalım abi. Yaza kadar satılır burası. Hortumla çekelim. Biz gece bir inelim şuraya da bir kurtalım şu gölü. Kovayla girsek mi ya? Abi zaten içme oğlum, suyu bu. Kaynağı yok ki zaten. Bu arada bir şey evet, söyleyeceğim. Bu mekana 450 bin gene iyi. Yani göl değil bu. Dur bakayım, ben şöyle bir düşünce yürüyüşüne çıkıyorum. Hayvanlar işemiş buraya, bence onun şeyi o. Hayır, bu içme suyu, ben içtim. Arkadaşlar burası... Şimdi ben hem admin olarak düşünüyorum hem Saru olarak düşünüyorum. Saru için her şey avuç. La çık amına korum. Hop. Ya admin olarak düşündüğüm zaman 450 eder burası ya. Adminliği bırakmıyor muyduk? Ya oğlum adminliği bırakmak değil öyle. Öyle olmuyor işte yani. Bu mekanı ben şu an açsam sunucuya açık arttırmayla, ki açık arttırmalık mekanlar değil bunlar ama 450 derdim. 350 mesela bana az geldi. 450 ideal. 450-500 buraya çok ideal. İçi yoksa eğer. Ne bakıyorsun lan? Bir şey bakmıyorum abi. Ha, ne diyorsun oğlum? 450'ye moral bu bozdu biraz ama. Konuştum. Adam diyor ki aldığınız an diyor gözünüzü kapatıp açarsınız, kapıyı açtığınız gibi içeridesiniz diyor. Sıkıntı yok abi, yani diyor.
Göl yatağı dedim. Fiyat 500.750 oldu bu arada. Kaç oldu? Evet. 500.750. Oğlum nasıl bir şey lan bu? Pazarlığa oturdukça artıyor amına kodumun fiyatı. Abi sen yengeyle bir konuş. Yenge kapışıyor adamla, adam daha da fiyat arttırıyor. Dur lan dur. Ne olmaz. Olursa yazın gel verelim 100.000 dolar. Nasıl? Bence çok mantıklı. Ne diyorsunuz? Risk atamam. Bence atmalısın. Sonuçta buradayız. Ne dersin? Abi fiyat borsaya döndü. Ben sana söyleyeyim. Dakika başı oğlum, artıyor. Eğer böyle bir yatırım yapacaksak yapalım. Biz bu arkadaşla konuştuk. 500 bine kabul. Ha sıktım öyle. Neyi sıktın? Pardon 500.750. Üstünü abi ne desek biri... Neyin? Oğlum fiyatı ne ki buranın? Ben anlamadım ki. Ya buranın fiyatı 350'den başladı. 800'e doğru gidiyoruz. Hayır. 800'e doğru gidiyor muyuz? Galiba öyle yani. En son ne yaptın şimdi? 500.750 mi yaptın? 500.750. Onu da bu arkadaşlar. Biz bir miktar para verip üstünü takas usulü yapsak? Takas kabul etme. Tamam o zaman bize... Kaparamış'ta bir opsiyon ver, bir 10 dakika düşünelim. 750 dolar verirseniz aramalara cevap vermem. Al lan al. Al 750. Aramalara cevap vermem. Cevap vermem dedi abi. Kaç 500 verirsen verir misin? Hayır başkasına diyor. Hayır başkası ararsa cevap vermem. Ha tamam dur. Kapşonu deneyelim bir. Ben de aynı. Bak bunu sana verdiğim zaman. Kapşonu arasana bir. Fiyat 750'yi siliyorsun ha. Ben de yok ki numarası. Onu tamam. Hallederiz. Dur bakalım. Hallet. Al bakalım bunu. Ece gel bakayım. Kaç para oldu mekan şimdi? 450.000. Lan. Lan 350.000 de tamam demedi. Yok bir şey demedi. Tamam sıkıntı yok. Mekan şu an 400.000 değil mi? 450. Allah peki Allah. 150.000 artı Belhanda yapsak olmuyor mu? Belhanda ne? Topçu. Miko'nun köpeği. Yok, Olosko var bir de benim köpeğim istiyorsan. Tamam. İki köpek. Bak cins köpekler. Şak geçiyor Berkay bizde. Telefonum tamam. Çalıyor. Açmayacağım dedi. Açmayacağım. Kim arıyor? Evi isteyenler. Belki önemli biridir ya. Bir aç istersen. Hadi aç bakalım ama evi soran olursa satıldı de. Abi 750'yi verdin. Verdim dur ama kontrol bizde şu an. Satıldı. Helal lan sana. Helal telefonu lan. Açmayacağım diyordu abi. Telefonu açtı. Bence şimdi bir 50.000 daha inmesi lazım. Ben önemli bir şey söyleyeceğim. Gölden eve gidiş yok. Yol yok. Ooo 100.000'e anlaşırız. Bu direkt... Bak ben gideyim. Abi bakar mısın? Şehri dolaşsaydın birader. Aman demedim. İyi misin? Ha tamam. Abi duymuşsunuzdur da ben aradım. Gerçekten ilkinde açmadı, ikincide ev satıldı dedi. Sen mi aradın lan? Evet. Bakın gidiyor. Gidebildin mi? Eve gitmediniz daha. Eve gidemez ki bu arada. Çok zor o eve çıkması. Dur bir dakika dur bakayım. Bence gider ya, evi tanıyordur. Aman Miko yavaş. Evet 100.000. Maç kapadı gibi. Oradan gider yalnız. Bu adam çatıya çıkamıyordu, birden panter oldu. Göt olduk arkadaşlar. Abi adam çatıya çıkamıyordu. Niye öyle oldu bilmiyorum. Beyefendi. Siz az önce çatıya çıkamıyordunuz. Panter kesildiniz. Lan çatıya çıkmakla yamaçtan yukarı çıkmak aynı şey mi? Yani niye dalga geçiyorsun? Evi şimdi 113.000 artı Tolga Ciğerci anlaştık mı? Ne? 450.000. Geri düşmeye başladı. Geri düşmeye başladı. 350.000 750 demiştiniz değil mi? 450.000 demiş. 750'yi verdi Saru abi. 750'yi unutun artık. O amına kodumun 750'sini unutun. 350 bin kalıyor abi işte geri. Abi 350 bine bence alabiliriz. Vallahi 350'sini 450'sini bilmem de. Alıyor muyuz almıyor muyuz? Önce onu bir kararlaştıralım. Şuremi burayı şimdi... aktif olarak kullanamayız. Evet burası aktif olarak. Burası sadece kafa dinlemelik yer. Tamam onu anlaştık. Kaçak mekan olur burası. Belli bir de ne kaça oğlum. Buranın tapusu mapusu var mı kardeşim? Tapusu evde bir yerde duruyordu. Ha iyi. Hocam sen bir baksana bilmiyorum o tapuya. Abi. Hala evde mi? Ben size söyleyeyim bak buraya iç mekan... Biz de burada bir konuşalım, bir görüşelim. İç aramızda mekan koyarsak buranın fiyatını arttırırlar. Bence arabanın torpidosundadır ha. Bence hiç tahtava yapmaya gerek yok. Bakayım mı? Bence bir kontrol et. Kral sen gelsin de bir seninle başmışsa fiyat konuşalım.
Vallahi arkadaşlar ben onu bunu bilmem, tamam burası uyumaz falan diyoruz ama çok güzel mekan be. Evet öyle abi de. Bence alalım. Bak benim tek derdim abi, burası bakma ileride bir göl daha var. Miko da bilir, Mia da bilir. Aynen büyük oğlum. Oraya giderken çok göz önünde ama efsane yer. Hani desen ki alalım mı? Ben alalım derim. Oğlum zaten burayı iş için kullanılmaz. Off-road'a çıkan herkes buradan geçiyor. Biz de bir hayat sana yaşayalım ya. Bizim de böyle gelip bir kafa dinleyebileceğimiz. Ha yani. Olursa gerekirse de 3-5 tane bir şey saklarız sağa sola ya. Peki abi bir şey soracağım. Bizim şu anda önceliğimiz daha sonrasında kafayı dinleyecek bir mekandan ziyade böyle etkinliklerimiz için kullanacağımız bir yer olması değil mi? Evet. Ay tamam evet öyle de bu fırsatta kaçar. Bunu başkası alır bak. Abi. He. Şimdi burası 350'den çok daha fazla eder. Eğer sen diyorsan ki biz burayı 350'ye kapatırız. Kapatıp satarız. Ama şöyle de bir şey ben var. Ben de onu düşünüyordum. Burası sandığımız kadar ıssız bir yer değil. Oğlum ıssız. Off-road'a çıkan herkes buraya geç. Buradan geçiyor ben abi. Ben şu an şeyi bıraktım. Yani işte anladınız. Bizim işler için kullanma işini bırakın. Yatırımlık. Hı hı. O zaman alalım. Peki bir şey söyleyeceğim. Oylayalım. Diyelim ki burayı aldık. Başka bir yer daha bulduk. Oraya paramız yetecek ikinci bir yer almaya. Şimdi bak eleman işte bir tane kesimhanesi varmış arkadaşının. 7 milyona satıyor ama kiralık da yapabiliyormuş belki. Arayıp soracakmış. Bence bakalım oraya da bir bakalım. 7 milyon mu? 3 daha koyalım, tersaneye alalım abi. İşte oğlum. Kesimhane hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sorun çözüldü. Ne oldu? Ya. 350 bin. Nasıl? 750 de yok. Artı şu penis. Neyiz? Penis mi? Ne? Kanis. Ha kanis pardon. Araba senin araba mi? Araba mı? Abi? Evet. Ha? Bir, lan. Abi senin mi araba? Bence olur. Yok öyle bir şey. Bence öyle çok mantıklı. Şey bence çok öyle mantıklı. Şey araba kimin? Bence çok mi mantıklı. Bir şey diyeceğim. O araba bir kere benim değil. Kimin? O araba... Kimin? Efendim olur. Tarkancığım. Kabul İyiyim, kabul olur nasılsın? Olur. Nasılsın? Ev artı benim değil diyor. 350 artı penis. Abi benim değil diyor. Nasıl benim değil? Ben niye bu kadar buna takıldım? AJ. Çok şükür, çok şükür efendim. Aynen öyle AJ. Birden takılasım geldi. Ne deniyor lan anlamadım. Adı neymiş? Allah Allah. 350 bin artı bir miktar penisi anlaşıyoruz mu? Peki bir şey söyleyeceğim, bu araba ne kadar normalde? Normalde ne kadar harbiden bu araba? 350 bin 750. Ebeşin namamını koyun biz gene zararlı çıktık. 350 bin civarı bir şey değil mi bu ya? O zaman bize giriyor giren. Ya bence ne yapalım biliyor musunuz? Zaman kaybetmeden bak burası zaten kaporamızı verdik. Alsın bizi kardeşim. Tamamdır. Sen bir götür bizi şeye şu kesimhaneye. Arkadaşını da ara. Bir oraya da bakalım. Çünkü öyle para sıçmıyoruz oğlum yani. Karar verelim orada. O zaman bir saniye sormam lazım. Bir sor bakayım. Gitmeden önce bir sor. 2 dakikada arabayı paketlediniz. Yok oğlum senin araba şimdi? Şeymiş. Ya bir şey diyeceğim, adamın yürüyüşünden belli. Çok büyük bir pinti bu. Arabayı verelim. Şu yürüyüşe baksanıza ya. Oğlum araba zaten ev kadar para. Niye aa arkadaşlar veriyorum? Haklısınız da. Para veriyoruz. Zaten evi çok, araba evden büyük. Evi çok alasım geldi. Baksana çok güzel. Buna, bunda da yaşayalım daha iyi. Bir şey diyeceğim bu arada. Bu adam sayıları biliyor mu? Bu konuda hemfikir miyiz? Ben sıktırın de aynısını. Her şeyin sonuna 750 koyuyor. Her şeyin sonuna. Takaslayalım evli arabayı. Üzerinde 100 bin verelim. Ya arkadaşlar parayı dert etmeyin. Benim var kafamda bir şey. Önemli olan bizim asıl diğer iş. Yani ikisini de denk getirebiliyorsak harika olur. Bakayım bence kaça kiralayacak orayı. Böyle bir durumda önceliğimiz mekanında dışında araçlar. Şimdi bu mekanı 350 binler 500 binler çıkarırsak araçlar bayağı bir gecikmeli olacak. Onu da bilelim aynen yani. Doğru söyledin. Evet konuştum. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Haftalık olarak kiralarım diyor. Kaç? Harbi mi? Ne kadar? Ne istiyormuş 112 ki? 112.687. Kaç? Bir daha söylesene. Kaç dedin? 112.687. Haftalık. Haftalık. Evet. Peki bir şey lan söyleyeceğim. Lan satın almaya daha ucuz geliyor. Bu nasıl? 4 haftalık 450.750 yapıyor. Lan ömür boyu 350 bin ediyordu. Hayır, bu adam bir şekilde değil. Burası değil. Başka bir yer. Burası değil. Adam bir dakika. Şey söyleyeceğim de. Beyefendi bizden 450 bin 750 almayı kafasına koymuş. O 750 alınacak bankoya.
Oğlum 750'yi ver demişti de kurtulamadık. Bir şey söyleyeceğim. Bu mekan nerede? Bizi bir götürme şansın var mı? Oraya da bakalım. Götüreyim, yalnız bir şart var. 4 haftalık peşin istiyor. Ya tamam, bir o bir mekanı görelim de biz. Görelim, görelim. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Ben bu arabaya binebilir miyim? Yavaş lan yavaş. Çık sen çık, ben arkadan geleyim. Ya mekana çok büyülendim ya. Hatta mısın abi? Hattayım. Abi küsuratı çözdük. Sikeceğim o küsuratınızı ha. Beni salırsa küsuratı istemiyor. Dikkatli gel abi. Mia sıkı tutun. Hı hı, tutuyorum. Luvallah Allah üstemet. Koptu gidiyorum ya. Yavaş yavaş. Ne yavaşı be, böyle kullanılır mı? Burası çok dar. Gel dikkatli, çok şey yalı yerler var, dikkat edin. Offroad bizden sorulur kardeşim. Niye yoldan ne gidiyoruz? Ne söyleyeceğim? Adama desek ki burası için 350 verelim, gölde kullanmayacağız, söz veriyoruz desek yer mi? Bence o adam bizi ayakta sikiyor da neyse. Bana da öyle geldi. Keşke göl göstermeseydim ya. Canın sağ olsun be. Ya ne bileyim, ben evin altında olan şeyi biliyordur diye düşündüm. Yokmuş ki, sonradan yağmurla dolmuş. Senin canını yerim be. Bak burada sana ne bir tavuk yaparım var ya, aklın şaşar. Üf. Köfte de yapar mıyız? Oo bak, fener de var yakında. Köfte de yaparız. Oğlum ne kazası, rahat olun ya. Ne zaman kaza yapmışım ben ya? Alo. Bizim çok fazla paraya ihtiyacımız var. Şimdi bu kesimhaneye mi götürüyormuş? Evet. Evet. 112.687 unutmayın. Ne ki o? Buna koymuşlar buranın. Durdu bunlar. Karı. Durdular mı? Evet, arkadalar. Ha, ben mesaj okuyordum. Ne oldu lan? Ya devam. Bir sıkıntı mı var? Kaza vesaire. Anlamadım ki. Rapor da vermiyor kimse. Neyse o zaman. Küçük bir tartışma çıktı. Kimle? Adamla mı? Aynen öyle. Dururken 550 bin dedi de onu çözüyoruz. Yarrağımı yesin daha. Ne arttırıyor 500-500? Kafasına göre arttırıyor. Yoldan ne tarafa bağlandınız? Vallahi biz şu an düz şehre doğru tekrar gidiyoruz. Anladım. Çıkıştan sol taraf. Güneye doğru herhalde. Güney burası. Güney batı aynen. Abi penisi soruyor, ne diyelim? Vereceğim ben ona penis. Dört tekeri var mı abi? Var var. Arkadan itiş ikili.
Bu şey motorlar var ya, önde teker, arkada iki teker. Ben onu önden çekişi biliyordum dedi ama anlamadım abi. Yo, benimkisi arkadan itiş, özel üretim. Kaç kişilik abi? Kaç kişi binmek istiyorsun? Anlaşıldı. Dörde kadar... Oha! Dörde kadar yolu var. Ne oluyor lan, gene mevzu mu çıktı? Penisi beğenmedi abi. Önce yemem yemem diyorlar, sonra... Vazgeçti, ilgisini çekmiş. Sonra löp löp götürüyor. Böyle bir çiğ köfte reklamı vardı arkadaşlar, İzmir'de. Nereden gittiniz, biz göremedik. Dümdüz gidiyoruz. Sağlı mı gittin, sollu mu? Düz gidiyor, tamam. Soldan dümdüz. Devam. Telsiz ne rahat şeymiş ya. Abi EC'de de bir tane külüstür var, satmayı planlıyoruz aslında. Ne var onda? Yani var bir şey de kalkmıyor. Abi dokunmak istiyormuş. Neye? Ben size konum atayım mı? Niye dokunmak istiyor ya? Siz düz gittiniz. Düz gidin dedin. İkinciye düz gitti. Dur ben konum atayım. Ya fazla şey yapmaya gerek yok. Haritada zaten sağ altta bir et balık kesim mi ne, öyle bir yer var ya. Deri kesim mi ne, saçma sapan bir şey. Bu navigasyon cihazında gözükür. Et fabrikası. Aynen abi. Et fabrikasını oraya işaretleseniz abi. Ben bakıyorum sence. Şu an var ya, çenem masaya değiyor arkadaşlar. Öyle bir kaykıldım ki. Ya bugün var, araba çalarken kesin patlayacağız ya. Abi. Efendim. Bir test etmem lazım diyor. Ya çok zorluyor. Ne hevesli adam çıktı ya. Hadi bari bu mekan güzel olsun da kiralık ne ya? 100.000 ne oğlum? Gerçi kaç kişiyiz lan? 100.000 çıkartırız da. Fabrikanın oraya geldik biz. Biz de. Burası Alpaslan şeyin mekan. Yoldayım ben de. Fabrikaya geçince bir daha tam geldiniz. Evet, yerimize geldik. Lan güzel, ben mekanmış. Burayı hatırlıyorum. Güzel mekandı. Önden bir dokunabilir miyim aracı? Sen gel tam burun hizasına. Bir kafa kafaya verin bakayım. Evet, güzel araçmış. Geçelim mi içeri? Ne, içerisi mi var? Gir bakayım. Allah Allah. Allah Allah. Burası değil lan. Umarım kilitlidir. Orası. Bitecek. Arabaya falan bakmıyor. Evet, burası. Oo, en sevdiğim koku. Girelim mi içeri? Tabii tabii, buyurun. Mekan ne kokuyor? Bok kokuyor, ne kokacak? Bok kokuyor harbi, ne kokacak? Üf. Oo. Lan ben burada seni keserim ha. Gidiyor mu daha mekan? Devam devam. Belli niye bu kadar para istedikleri? Oğlum burası bildiğim fabrika lan. Abi biz burada para kazanırız ha. Iyy, bu ne lan? Burada birini kaldırıp derisini üstten hiç sırıtmaz ha.
Kaynar yağ mı bu? Evet. Ne? Niye kaynıyor hala? İçeride misiniz? Arabayla çalışıyor burası. Evet. Aynen. Tamamdır, kapıyı arabayla kapattım. Bu kadar mı mekan? Evet, bu kadar. Şöyle bir daha bir yürüyeyim. Bura ne kadardı? 7 milyon 750 bin dolar mı? Evet. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şehrin içi illegal için çok uygun bu arada burası. Abi içeri girince aklına ilk ne geldi? 12.687'de kirası. İçki. İçki mi? Benim fıtık geldi abakma. Fıtık mı geldi? Hı. Fıtıklı mı geldi? Hı. Ah be kardeşim. İçeriye girebiliyor muyuz? İçerisi kullanılmıyor. Gelin bakalım bir toplanalım. Kapıyı kapattım abi bu arada. Oha. Bu karavan nereden geldi? Bu konuna takılıyor. Arkadaşlar şimdi buraya ne diyor? 7 milyon satılık diyor. Haftalık ne kadar istedi? 112.000 haftalık. Ama önden 4 haftalık peşin istiyor. Arkadan vereceğim önden 4 haftalık peşin. Yani şimdi şehrin... Abi 450 bin istiyor. Yani tamam 450 için. Bin istiyor da bir aylık. Konumu çok iyi. İçerisi ferah. Bura işimize yarar. Yani evet öyle baktığın zaman abi, bizim olaylar için yarar. Yaramaz değil. Etrafta da bak mis gibi çıkılacak yerler falan da var. Ama önemli olan burada kira mevzusu. Yani kirayı çıkartırız da sürekli bizi daraltmaz mı bu? Bence aylık peşin versek işleri büyütmek gerekir. Hallederiz işleri büyütürüz abi ya. Abi şey desek olur mu? Yani bilmiyorum da. Mesela 30 ay kira verdiğimizde satın alma opsiyonu. O zaman taksit oluyor gerizekalı. O taksit oluyor salak. Taksite bağlayalım o zaman. Ulan haftalık çünkü veriyoruz ya aynı şey. Size bir sorun haftalık var. Bu benim jip var ya. Bu evet. Alsatçı kim vardı? Tarık. Tarık. Tarık'ı bir arasanız abi. Ben numarası yok. Arıyorum. İlanlarda gördüm ben az önce. Az önce mi? Evet. Ne diyeyim? Gel ben Altan. Yalnız satılık var senin arabadan almaz bence. Tarık ne haber nasılsın? İyi ben de. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor işler nasıl? Ne diyeyim abi? De ki benim araba var ya jip. Ya bir tane jip var da bizde. Kaç paraya alırmış? Bu Bolır. Sport. Bakayım bir dakika. L mi Sport mu bu abi? Sport galiba. Yani en pahalısı diyelim. L'ymiş, L'ymiş lan aklıma geldi şimdi. Kafam bana söyle. L olsa ne oluyor? Güzel bak jantları mantları 30 bin dolar janta verdim. Sen kaça alırsın? Jantlara filan bak. Şey yani orijinal jant. Film camlı siyah mat. Abi. Ulan kızın da hediyesini satıyoruz efendim. Kapı var ya. 415 hani mi diyorsun? 415 mi? Arabanın sıfırı ne kadarmış bir sor bakayım. Bu arabanın sıfırı ne kadar? 500. Abi bir dakika. Sen tüp taktırdın mı buna? Tüp yok. Tüpsüz ha bak. Orijinal elde. Arabanın sıfırı 510. İkinci elini 400 küsüre mi satıyor? Yani mantıklı tabii. Doğru. 415. Ya bak o kadar tanışıklığımız var. 420 bir düşünsene. Ya bir oyun kafasıyla düşündüm arkadaşlar. Oyun kafası hani araba aslında. Tamam şey ben arayacağım seni. Vallahi iyi fiyat verdi. Ya iyi verdi de ben bu aracı şimdi okutsam anca buranın bir aylık kirası çıkıyor. Benim kafamda şey vardı.
Diğer mekanı da alalım, burayı da alalım amına koyayım. Senin arabaya. Hayır işte, ne bileyim 750-800 eder diye düşündüm de o yüzden. Çok uçmuşum. Abi bir şey diyeceğim de. Başka yani bura bana çok da kullanışlı değil ya, gibi. Evet yani ama. Öyle bir de kiralık olması işi biraz şey yapmıyor mu ya? Böyle sürekli bir kira yani. Hani 50 binde falan dese kirayı anlarım da yüzde çok ya. Ama şey. Ya bir de. 25 bin değil pardon. 24.750 verirsek otomatik kapı yaptıracak. Ya AJ. Hangara biz demedik mi? 10 milyon dolar demediniz mi? Tamam. Koskocaman hangara 10 milyon dolar dendi. Şu göt kadar. Ben burayı hangardan daha iyi savunurum. Savunurum ya. Tamam savunurum da. Mantığıyla bir yere bakılır mı Allah? Evet. Ya daha şey yapıyorum. Bazen cinsleşiyorsun ha. Ben hep öyle baktım abi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ekip arabası bakıyorduk ya. Evet. Bu Tarık'la konuştum. Full Sultan 2 peşin alırsak 235 bine bırakıyor full ama. Full Sultan. Full Sultan 2. Abi. 235 bin diyor. Tamam dur. Bu arada bu herife birisi sikmiş 750 dolar bırakmış herhalde çıkarken. Her şeyin sonuna 750 koyuyor amına koyayım. Oğlum verdik 750'sini hala ne koyuyor ya? Hala benden 750 istiyor orada ya. Bir 750 versene bana diyor. Arkadaşlar kesin deli bal 1.5 milyon falan ne deli balı ya? Çıkarken de masanın üstüne 750 dolar bırakmış. Tövbe tövbe. Şimdi hemen vallahi burayı. Ben bilmiyorum. Burayı oynayalım. Düşünelim mekanı. Evet. Ya ben sana söyleyeyim bu işin içinde kira olmasa ve bizim alım gücümüz yetse ben burayı alırım bu arada. Mantıksız değil de. Daha araçlar ben da var. Ben buraya varım. Tamam sen buraya varsın. Sen AJ. Evet. Sen Altan. Ben olumsuz düşünüyorum abi. Sen Miko. Efendim Tarık. Bence mantıklı. Mia buraya neden var mısın yok musun? Olur güzel yer. Yo. Sen kapşonlu. Bence de burası daha iyi. O zaman dur şimdi. Kimler var Talip? Kardeşim, sen şu arkadaşını ara. De ki. Tamam. Kardeşim burası zaten pahalı mekan. Şurayı 110 küsür bin değil de. Biz aktif kalacağız. Yani bir hafta sana kirasını ödeyip diğer hafta gidecek adamlar değiliz. Şunu bir makul bir fiyata indirsin. Bak içerisi bok götürüyor. Yerde çürümüş ceset parçaları, ineklerin, kuzuların bağırsakları, sinek bağlamış. Ulan buranın sırf temizliği zaten nereden baksa bizim bir ayımızı alır ya. Midemiz kalkar. 4 hafta peşin mi? Ya sen güzel bir indirim yap 4 hafta peşin de veririz ya. O kapşonluyla konuşmam lazım. Ya siktir et kapşonlu kim amına koyayım ya. Sen alacak parayı verecek olan benim oğlum. İstiyorsan konuş. Sana 700 dolar verir gider. Ama biz onunla bir şey konuştuk. Ne konuştuk? Söyle onunla ne konuştuysan ben de yardımcı olurum oğlum. Harbi mi? Aynen ne bakayım derdin ne söyle bakayım. Sarı. Sarı mı? Evet. Hatun mu lazım? Dansçı kız abi. Kimmiş o? 750. 750 dansçı hatun mu var? Evet. Tamam o da benden. Serena var benim bak esmer ama sarışınları cebinden çıkartır. O da mı orada çalışıyor? Amına bile koyar. Yemin ediyorum aynı sabah kalktığı zaman... Aynı şeyden mi bahsediyorsun? Deli balın talibi var. Ya benzer evet. Bir şey. Hem vefa borcu doluyonun iyilik yaptıkça iyilik veriyor. İyilik veriyor bak dikkat et. Öyle mi? Aynen. Ne kadar siz de emekçi alıyor? Çocuğuymuşsunuz. Evet ben de emekçi çocuğum. Sen bir kere ya sen orasını karıştırma ya. Onlar kolay işler. Sen şu güzel bir fiyat al bakayım haftalık. Düzenli ama bak düzenli kalacak kişiler olarak. 4 hafta peşin. Tamam 4 hafta peşine. Komisyonumu alırım. Ne kadar alacaksın? 750 dolar. Tamam. Sen bir ben sana bir 7000 dolar vereyim de. Yok yok 750 seviyorum. Bize... Ben... Şimdi bir dakika dur bir şey onaylatmam lazım. Dağdaki ev kaç para şu an? 450 bin. Tamam 750 bak aldı ya şey yapmıyor tamam. Ara bakayım bir öğren. Haftalık en iyine fiyat yapar. Bak ama yoksa hiç elimiz boş çıkacağız. Bu kadar muhabbet boşa gidecek. Ya bir konuş bakalım Serena falan yani. Tamam komisyon tamam mı? Tamam. Kapıyı da dahil et. Ya kapı zaten çözer arkadaş. Siktir et kapıyı mafiyi şimdi ya. 28.750 kapı. Ya AJ senin çene altındaki boşluğu sikir. Adamın zaten kafa uçuk. Kafasını karıştırmayın adam.
Okey. Ben... Bir daha yapma. O neydi? Kavga mı edeceksin? Yok, ne kavgası abi, muzunu veririm susar. Oğlum ya. Ayıp tamam hadi. Oğlum utanmıyor musunuz lan yengenizin yanında böyle konuşmaya? Muz seviyor abi. Bileğine güven korkak. Bunlar birbirini siker mi yani? Biz daha yine bak içeride çatışmaya başladık. Öyle kendinize şey yayından düzgün konuşun. Konuştum. Ne dedi? 380.750. Böl 4'e. 95.000. Artı 750. Haftalık 95.000. İçeride şey olacak mı? Deposu, meposu, bilmem nesi. Her şeyini kullanabiliyor muyum? Her şey olacak, her şey. İlla 4 haftalığını alacağım mı? Gel 12 hafta yapalım. Bir de üstüne diğer evi de 350'ye bırak alayım gideyim. Diğer evi de mi alacaksın? Ha bak o kadar sağlam müşteriyim yani. O kadar para var, sen düşün. Geliyorum. 350 artı 2 haftalık peşin burası. Diğer ev? Diğer ev de dahil işte. 350 hatta 10 artı bir de 750'sini koy lan. Kafam karıştı. 350'ye 750 öbürünü alacak. Bir de buranın 2 haftalığını verecek. Tek seferde. Hem de iki tane 750 veriyor bak. Çift 750. Çift birim. 2 haftalık 400.000 artı bir 750 daha. 400.000 750'ye diyorsun, hepsi diyorsun. Hayır, buranın 2 haftalığı. Buranın 2 tamam, haftalığı. Artı... Buranın 350.000 750. Bir dakika, 90 küsür bin değil miydi? Tamam, 90.000 o. Ne dedi 90.000? 90 ne? Kaç? 190. Ne ya? 2 haftalı. 95.000. 95 çarpı 2 işte. Tamam, 95 çarpı 2. 190 burası 2 haftalık. Bir de diğer ev 350 artı 750. Efendim canım kızım. 370 artı 750. 360 artı 750. 380 artı 750. 353 artı 750. O adam pazarlıktan anlamıyor arkadaşlar. Bence denemeyelim. Zarara giriyoruz, az önce gördük. 350 artı 3 tane 750. Oo. Bence okey. Ooo, teklife bak. Çözdü, çözdü. Oğlum batarız lan. Ne diyorsun? 350 artı 3 tane 750. Biri bizi biraz zorlar ama. 3 tane bayağı olur. Zorlar o. Tamam, 350 artı 3 tane 750 artı buranın 2 haftalık. Artı bir tane de önceden var. Tamam, öncekini de veririz. Zor tamam. Olur ama hallederiz. Verdiğimizi nasıl bak bir daha veriyoruz oğlum? Tamam, 4 tane 750 vermiş oluyoruz. Yani sana 4 tane 750 vermiş oluyoruz. Evet. Kimse yapmaz bunu sana. Zorlamasın bizi. Yani ne yapalım, kardeşimizin yüzü temiz yani. O da cebi 750 görsün. Çalışacağız, kazanacağız artık, yapacak tabii, bir tabii şey. Tabii tabii. O zaman 350 artı 3 tane 750 artı 190. 4 tane. Tamam 4, 5 tane olsun. Ben bir tane daha 750 kendi cebimden vereceğim. Yapma Muko. Yapma, batarız. Ya aynen çocuk bak, çocuklarım özel okulda okutmayacağım, okulda okutmayacağım ileride ama vereceğim kardeşin 750'sini. İyi düşün. Ben de doğalgaz faturasını ödemeyeceğim. Tamam canım, öpüyorum seni. O zaman anlaştık mı? Bir dakika hadi, şimdi. Bay bay. Tamam, son bir toplantı daha, çok seri. Abi bence böyle bir yer varken dağdaki evi ne yapacağız ya? Oraya gittiğimiz oğlum, bile bence dağdaki ev tam yatırımlık değil mi ya? Tam yatırımlık abi, onu satarız ileride. Satarız oğlum orayı. Şerefsizim, tabii, hiçbir bok anlamadım. Bir dönemde ben kullanırım artık orayı. Şimdi bakın ne oldu biliyor musun? Adamın beynini yaktım. Şimdi orası 300-750'leri at. Unutun onu. Adam 450 dediği evi göllü möllü dağın içindeki mis gibi evi 350'ye bıraktı. Ahanda burayı da 90 küsüre indirdik. 2 haftalık peşin 4 hafta istiyordu. Yani biz şu an neredeyse kaç para ediyor? 350 artı 100 450. 190 da orası. 450'ye 90 ekle 500. 540. 540 bin dolara şu an iki mekana çökmüş oluyoruz. 750'leri de ekledim mi? İşte 2 hafta sonra buranın kirası da girecek bize. Oğlum. Abi bir şey diyeceğim de, biz haftalık 90 bin mi dediniz şimdi? 95. Aynen. 3, 4, 5, 6, 7 böl 7'ye. 90'ı ya, mı? Herkes haftalık işte 11 bin para verecek. Yani aynen oğlum. Bence makul. Büyük işlerimiz mantıklı de var. Bence mantıklı.
bir şey soracağım. Herkes haftalık 12 bin verecek o zaman. Peki biz o parayı nasıl çıkartacağız? Geriye tek bir sorun kaldı. Ya yani şu anki paradan, hayır şu anki paradan bahsediyorum. Şu anki para bende. Altan gel kardeşim. Abi senin araba git, geçmiş olsun galiba. Ne? Araba mı gidiyor? Şimdi abi, sana bir soru. Bu kızcağızın bana aldığı hediyeyi ben satsam ne kadar hayvanlık yapmış olurum? Yani satılmaz. Direkt gelsene abi şöyle bir. He. Daha demin sordu, Altan dedi arabayı mı satıyor dedi. Yani biliyorum sevmezsin etmezsin de. Kız sana hediye almış. İşte ben tamam, benim de canım ona neyi, götümü mü satayım oğlum, neyi satacağım? Tamam, vereyim benim kanisi. Ya siktir et, senin kanisi niye alıyorum oğlum, hep siz zaten bir şeyler alıyorsunuz. Şimdi bak, bu herife biz eyvallah desek, bu parayı çıkartalım desek çıkartamayacağız. Ya ben zaten burayı çok beğenmedim de sizin gönlünüz olsun diye tamam diyorum da 90 bin haftalık bilmiyorum yani. Oğlum bir tanışıklık yapalım mı? Ufak ufak onu şey yaparız ya, buranın derdi büyük, bilinmesi büyük. Ya bilmiyorum Mia, öyle sonuçta beraber yine kazanıp alabileceğimiz bir şey. Dur o zaman, ben bu konuyu en güzel Mia ile konuşayım. Emin misin? Ya konuşayım oğlum yani. Yapacak bir şey yok. Ya bakacaksın gözlerine, eğecek kafasını. Oğlum ben de ona diyeceğim ki yani benim böyle bir jipe binmeye gerek ihtiyacım yok. Yani bak, mis gibi dağ evi alıyoruz, orada ne romantik anlar yaşarız falan derim oğlum. Ha, orasını bilemem, sekreter mekreter bir şeyler sıkıştırırsın. Dur o zaman bir arayıp şey yapayım. Saru'dan Mia'ya, Saru'dan Mia'ya. Geliyorum. Karavanın yanında bekleniyorsunuz. Tamam, geliyorum. Bir konuşayım bakayım ne diyecek. Orada 415. Efendim. Ben bir tuvalete gideyim şu içeride. Tamam, sen ya bir ateşte gel. Ne haber Miam? İyi, sen nasılsın? Sana bir sürprizim var. Ya. Evet. Sana ne? Dağ evini alıyorum. Dağ evini alıyorsun. Evet. Bu arada cidden çok sevdim ben orayı. Çok güzel değil mi? Havasına bayıldım. Şu bizim araba aşağı var, o benim jip var ya, onu satayım sana mis gibi dağ evi alacağım. Satalım. Olur. Bak bakayım bana bir. Sen istemedin. Yo, neden? Ya şimdi hediye satılır mı yani? Hayvanlık. Ne bir başkası bana yap. Baksana. Baktım. Çalışır, bir daha alırız. Alırız tabi lan. Çalışır. Ne olacak da? Çalışandan alır. Bir şekilde artık alacağız yani. Hatta ve daha iyisini alırız. Yürü be. Ulan zaten bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? O araba, ben biraz araştırdım. Hep ifşa olmuş o araba ha. Harbi mı? Evet. Zaten sen bunun kapısını indirmişsin ya. Evet. Araba direkt 50 bin dolar eksildi. Ya saçmalama, ne kadar satıyoruz? Ya şimdi ben senin, şimdi yani yarın öbür gün sıkışsan mesela. Hı-hı. Sana aldığım motor vardı ya. Hı-hı. Hani onu satacağım desen. Ben onu motor olduğu için almadım ki yani. Hani hediye işte. Satarsın satarsın, ne olmuş ya. Yani? Ben de bunu arabaya almadım ki. Sen mutlu ol diye aldım. Daha iyisini alırız. Hem sen mutlu olacaksan satalım. Boşa da gitmiyor yani. Satıyoruz, mis gibi manzaralı dağ evimiz oluyor. Otururuz orada çılçıplak ufka doğru. Şarabımızı içeriz yani. Ne olmuş? Bunu da yapabiliyor musun? Götün ağrıyor içeri. Git, arkaya binelim. Bir romantizm yapalım. Olmuyor. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Şanzımanı sıkıntılı arabanın. Ne söyleyeceğim? Efendim? Beni ikna etmeye çalışma, ben zaten ikna oldum. Harbi mi? Hı hı. Ama ne kadar satacağını söyle. Bir dakika, sen bu arabayı kaç almıştın? 510. 510. Hı hı. Altan, tuvalette misin? Ulan adam sıçarken telsizi kapatmış. Yani sabahsa zar sokursak iyi mi? 510. Yani şu an bu Tarık diye bir lavuk var ya. Hadi lavuk, niye lavuk dediysem çocuğa. Aaa, nekrofil tarif, evet biliyorum. Aynen. O alırım diyor.
Ama biraz öldürdü fiyatı. Yok ona satmayalım. Yok ona satmayalım. Buradaki ölü biz oluyoruz. Ölü ki ya tövbe yarabbim. Tamam o zaman. İşte anladım. Şey. Yani sen şimdi ben bu arabayı satsam bozulmuyor musun? Ben hediye aldım. Bak ben kadınları az çok bilirim. Bana 3 gün sonra trip yapma. Ben senin bildiğin kadınlardan değilim, haberin olsun. Yürü be ulan, senin pembe saçlarının tel uçlarını yerim. Ne söyleyeceğim, biniciye satalım bunu. Kime? Binici birisi bulalım yani, böyle ticaret yapan değil de. Tamam o zaman ben bunu güzel bir yıkatayım. Hı hı. Bir de şu kapısını şey yapalım. Kapısını da ben onattırırım şimdi onu. Satalım gidelim alalım ya, şu dağ evini kaçırmayalım ya, mis gibi evimiz olur ya. Çoluğumuz çocuklarda kullanırız yani. Bak şimdi ben Tarkan'ı arıyorum o zaman. Tamam. O polis arkadaşlarına söylüyor. 500'e bırakalım, ne dersin? 500'e. Tarık ne kadar verdi? Yalnız şöyle bir şey yapacağız bak, delikanlı gibi baştan söyleyeyim. Öyle. Arabayı satacağız, parasını alacaksın, o evi sen alacaksın. Yani ya seni o... beni yok, bunu baştan konuşmuştum. Tamam seni beni yok da olsun, ben bir de o ara ev üstüme alamam, o ev senin olacak. Tamam mı? Yani seni beni yok. Tamam, resmiyette senin ama senin benim yok, tamam ikimizin. Yani ikimizin dediğim hepimizin işte yani. Hepimizin. Ya niye hepimizin lan, Allah Allah, senin bana hediye aldığın arabayı satıp evi alıyoruz. Ye, boku mu yesinler? O zaman ev seninle benim ama hepimiz kullanıyoruz. Evet aynen. Ama bak. Yok oraya karı kız götürmek. Kim? Falan filan. Sen diğerleri. Ben niye karı kız götüreyim? Vururum. Ne bileyim işte ben. Kim var dersin falan filan. Vururum seni. Ya oldu, senin bana hediye aldığın arabayı satacağım, orayı alacağız, bir de oraya başka kadın götürüp hop diri gut tak bam bam çıkı çıkı. Genel olarak söylüyorum, oraya kız gitmeyecek. Tamam ya, ben götürmem de onlar getirirse, şimdi manzara güzel yani, bir ufka doğru bir romantizm yapmak isteyebilirler. O da bildiğimiz kişilerle olur herhalde, kerhaneye dönmez o ev. Yani dönerse çıkartırız. Şşş, iki tane de motor alırız. Şey bu ciroslardan var ya, onlardan bır 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 gezeriz. Aa şu senle daha gitmeyiz motorlardan. Ama tüfek de almak lazım. Kurt şey vardır orada, hayvan vardır. Tamam ben okeyim. Trip atmıyorsun. Hayır neden atayım? Ne bileyim ya, şimdi ben az önce sordum Altan'a, dedim ki ben hediyeyi satsam ne kadar hayvanlık olur. Anası namı gibi olur dedi. Miko abi, sana bir şey soracağım. Ben sana bir şey söyleyeceğim sen sormadın ha, önce. Söyle. Adam 3 olduğu birileriyle konuşuyor. Abi evin gölü de var, 450.000-750.000. Amına korum onun gölünü, var anda... göle yatırırım çırılçıplak orada ona. İşte şey diyor, birileriyle konuşuyorum şu anda, olmazsa ev senindir abi deyip duruyor. Ne oğlum ben ona 700... Dur. Nerede lan o? Dur sarım bir dur. Heh. Bu adama biz ne kadar para vereceğiz? Ya şu bekle. An, tam sen... şu an. Şu anlık bir şey yok, daha konuşmadık onu. 540. 540 tamam, vereceğiz. Tamam arabayı verelim, arabayı iteleyelim. Nasıl? Takasa girmem diyor. Dur bakayım. Karavanda verelim mi? Abi karavanda söyle, karavanda. Mike. Buyurun. Kardeşim sana çok güzel bir fırsatla geldim. Hazır mısın? Hazırım. İçinde Serenalı aslan gibi bir jip. Ederi nereden baksan 700 bin dolar. Konuştuğumuz 540'a karşılık 700 küsür bin dolarlık jip artı avrat. Kaç tane 750 dolar? 4 tane konuştuk ya. Tamam o 4'ü 6 yapalım. 6 tane 750 ben vereceğim sadece sana. Ya yapma Miko, ne yapıyorsun? Batacağız. Miko bak her şimdi çıktığında bu daha çok çıkıyor. Ha. Unicorn'a gidiyor musun hocam? Evet benim mekanım. Sana 2 yıl boyunca indirimli %70. Orası senin mi? Ya sen onu boş ver, %70 indirim diyorum. Altının arkadaşıymışsın, %70 indirimli. Saru dedim mi de iki kişi bedava. 750 bölü 70 çarpı 100. Ne? Ya benim bir işim çıktı. Arkadaşlarım vardı orada. Abi unicorn'a gidiyorum. Sen niye buradın abi? Abi unicorn'a gidiyorum. Lan! Lan şunu tutun. Şş, gel lan gel. Ne oldu abi? Yok tamam oğlum, gideriz bir ara. Yani götürürüm unicorn'a ben. Mı gidiyorsun? O evet, adam AJ ile birlikte. Bu sonra yapsak olur mu? Bu ikisini beraber mi yollasak abi? Bak ne yapalım biliyor musun? Sen al onu, git Unicorn'a. Halledin, biz de şu arabayı bir halletmeyi deneyelim. Olmazsa dediğim takas bak, tertemiz.
Tamam. Hadi. Bir dakika. Hadi. Sen takasa yanaşıyor musun? Penis alabilir miyiz? Direkt verelim. Ya ne penis, geçen penisinizi. Ben arabamı gidip yıkatmaya gidiyorum. Amınıza korun valla. İyi bir şey konuşuyoruz. 50 defa bir şey diyorsunuz. Şşş, abi. Altan, he. No. Efendim. Adam eğer takasa giriyorsa hiç arabayı satmaya gerek yok. Direkt takasa arabayı verelim. İki mekanı alalım çıkalım buradan. Oğlum belki birine yarar lan. Şimdi şey olmasın. Anla işte. Öyle mi diyorsun? Satalım yani. Ya parayı görelim sıcak sıcak. Peki abi öyle diyorsan. O zaman sen şimdi arabayı satmaya mı gidiyorsun? Şunu bir yıkatalım hemen. Bir fotoğrafını çekeyim ben güzel. Hemen bir ilanları atayım. Ya arkadaşlar şimdi veririm ona takasa. Millet der ki admin power amına koyayım. Gidelim satalım. Bak Mia son kez soruyorum ha. Ne? O zaman dur ben de karavanımı alayım ya Allah Allah. Herkes al karavanı. Abi. Arkadaşlar biz Mia ile bir iki saniye hemen arabayı bir tamir ettirip yıkattırıp şey yapıyoruz. Ben öne gel. Gel gel öne gel. Biz de abi. Polis. Ne yapıyoruz canım? Müko abi dikkat et. Müko abi dikkat et. Polisler var. Aynen çaktırma tamam. Kal orada. Takılır. Polislere söylese miydik bombayı mı ihbarı falan alırlarsa gitmesinler. Ya arkadaşlar bakın. EC 7 yıllık patlatıyor. Anlamadınız siz mevzuyu. Yani şimdi burayı satanlar adminler ya. Neyi? Ben arabayı takas ederim. Ne aldı amına koyayım? Şey aldı sildi arabayı geçti işte bedavaya aldı gibi düşünürler. Benim 700 yıl dolum yok. Benim içim rahat etmez siktir et. Belki arabayı almak isteyen biri vardı. Ananı sik. Tamam diğer gruplar için para vermiyor. O ne demek lan? İlana sen mi atacaksın? İstiyorsan sen at. Yani sen atarsan telefon numarası paylaşmak zorunluluğu var ilanlarda. O zaman tamam sen atarsın. Şşş çocuklar. Falan da... Bilgilenin bakayım hemen seri. Tamir miydi? Tamir etme. Tamir. Araç tamir. Ayıp ya. Kendi sunucumdaki komutu bilmiyorum. Alışmışım Carfix'e. Ya tamam bu araba sonuçta oyuncu parasıyla 500 küsür bine alındı değil mi? Benim bunu hibe etmem kimseyi ilgilendirmez normalde. Kabulüm. Ama sonuçta adminin vermeye çalıştığı bir mekan var. Kalkıp da o zorluğa girmeden almanın lafı olur. Bir şey. Siktir edin ne olacak satalım belki biri almak istiyordur böyle bir araba. Valla içim hiç rahat etmiyor ama alırız be. Alırız tabii daha iyisi alırız. Sen baksana zaten daha çıkarken zorlanıyordu. Sen bu arabayı kimden almıştın? Ben şeyden aldım onu. Çaça'dan. Çaça mı? Hı. Çaçarov vardı ya. Biliyorum Çaçarov'u da geri mi satsak? Alır mı ki? Bilmem. Çaça alır mısın lan? Da sıkıştık falan deyip şey yapabiliriz, deneyebiliriz. Şş, peki mesela başka bir teklifim var. Ha söyle bakayım ya. Ekstra başka bir teklif. Benim elegi var ya. Ya boşver elegi. Onu işte. Bekle bir dakika. Onu satıp yani onun yerine de şey yapalım. Sultan 2 alalım. Full varmış elinde. Tam dur onu konuşuruz. Çok kötü bir haberim var. Ne oldu? Burada şey yapmayalım da onu. Ne oldu lan? Unicorn'u kapatmışlar. Çıkınca müsait bir yere geçsene abi. Bir şey konuşacağız. Bana mı dedin? Aynen abi. Abi kapatmışlar evet. Kimse yok. Adam çok sinirlendi. Biraz da sanırım ağlıyor. Öyle mi diyorsun? Şş. Evet çıkışta konuşuruz bence. Tamam hadi seri. Köşeye geçelim ha. Abi biz diyoruz ki bu Sultan 2'nin kaçmaması lazım. Tamam. Sonuç olarak fullemekli arabayı nereden baksan 500 bin eder. Yani 500 bin harcayıp bir Sultan 2 fulleyeceğimize şu anda fullünü neredeyse sıfır fiyatına yakın fiyata alıyoruz. Tamam yani. Yani şöyle madem bu araba verilecek Altan abinin de söylediği şu. O arabayı verip direkt olarak şu sultanı satan kişiye gidip hem arabayı alıp hem farkı fiyatı alıp o fiyatla da fabrikanın 2 haftalık kirasını veririz. Davi? Davi ne olacak?
Daha evi daha bekler. Evini erteleyeceğiz biraz. Ama önceliklerimiz açısından daha temiz bir alışveriş ya, olur. Alamadık. Yani bir arabamız olacak, bir de mekanımız olacak abi. Ne diyorsun? Arabayı kimden alacaksınız? Daha az para kaybedeceğiz. Senin üzerine. Oğlum, o tamam, benim başka bir teklifim var. Evet. Benim Elegi satalım. Ben geçen Tarık'la konuştum. 250'ye falan satabiliriz onu dedi. Sen Elegi'yi kullanmıyor musun artık? Kullanmıyorum. O zaman yenge takas ettir. Elegi'yle şeyi. Takasa girmiyor. Bence girer Sultan 2'yle Elegi. Abi bir bakar mısın bana? Ben efendim, bir şey soracağım da sana. Keseke ayrılıyoruz artık. Arabayı veriyoruz. Bir de Elegi'yi satarsak yani... Ya tamam işte oğlum, karıştırıyorsunuz. Bayağı sömürmüş oluyoruz. Alıyorduk işte, gene hayır araya ya, bir şey kattınız ya. Dur abim bak, diyoruz ki aynı şey. Biz zaten arabayı vereceğiz. Bize Sultan lazım değil mi? Tamam. Bizim araba 415 ediyor. O araba 200 küsür. Arabayı Tarık'a vereceğiz, bizim jipi. Ondan Sultan'ı alacağız. Bir de aradaki farkı nakit alacağız. E kaç etti oğlum? Nereden baksan 150 falan 200 falan nakit geliyor elimize. Tamam, davi alalım işte. Da ben oğlum Mia'ya dedim ki davi alıyorum dedim. İşte orada romantikler. Sen... Ya, o zaman hem kızın bana aldığı hediyeyi satmış oluyoruz, hem kendi arabasını satmış oluyoruz. Mağdur Mia. O yüzden diyorum. Ben zaten sevmiyorsun bunları diye diyorum sana. Ben Elegi'yi hiç karıştırmadım. Daha evini alıyorum deseydin hiç sunmazdım teklifi. Tamam, anca öyle kurtarırız. Evet işte. Ama ben diyorum ki arabayı bir yıkatıp bir ilanlar atacağım. Belki 550'ye falan alan olur. Ben şu arabanın bir ilanı açayım mı? Belki Zank diye biri arayacak beni. Dur bakalım. Ey gel abi, gidelim. Siz o şeyi, Sultan'ı satan elemanı şey yapmayın, kaçırmayın ama ifşalamayın da kendinizi. Ben şu arabayı hallediyorum hemen. Abi bak, tam karşında zaten adam. Tamam, siktire konuşayım. Ben şunu bir kattırayım. Bunu daha işte aldığım fiyatla bir satmaya göre almak yeterli. Artık yani, öyle mi çalışıyorsun? Nakit verdim, artı işte sattım. Nerede lan yıkamacı? Ya arkadaşlar, daha evine taktım çünkü çok güzel. Şimdi ben gidip de amına koyayım adminlere diyemem ki yani, daha evini satmayın, bekletin diye. Olmaz. Sikeceğim. Ne olmuş yani hani? Ananı sikeyim, çarpma. Siktir lan yarrağım iner, vallahi kırarım ağzını. Ben Mia'ya bir şey sattırmak istemiyorum oğlum. Zaten kızın aldığı arabayla çeviriyoruz her şeyi şu an. Parasızlıktan. Köpek gibi para kasmamız gerekecek bu saatten sonra. Ya da harbiden hiç o şeyi erteleyeceğiz. Söyle adını. Neydi şeyin? Kiralık olayını salacağız. Davini alacağız. Arabayı alacağız. Bir bakacağız duruma yani. Neyimiz var, neyimiz yok. O ilan açmayacağım o yüzden. Arkadaşlar, benim aracın... bir dakika, tamam. Ya şimdi ben ilan açacağım, numaram ifşalanacak. Araba da benim üzerime. Boku yedik, neyse, açalım bakalım. Abi biz açalım ilanı. O da olur, dur bekle. Konum atsana. Geliyorum, şeye geliyorum. Mekaniğe. Bence de abi, davi artı Sultan çok daha mantıklı. Siktir edin amına koyayım. Bir köşeye gireriz, gene takılırız, hood yaparız kendimiz yani. ...450 olur. 450 olur diyor da.
Amin. Bana bakın. Efendim abi. Evet. Şimdi kim açsın ilanı? En aramızda ifşası olmayan, sıkıntı çıkmayan. Ben. Kapşonluyla Deni, değil mi? Evet. Tamam, şöyle güzel bir fotoğraf çekip koy bakalım. Ne kadara gidiyor normalde bu araba? Var mı bir 550 bini? 450-550 arasında gider. E oğlum, siz kaça aldınız bu arabayı? 450-550 arası gider oğlum, abi. Mia diyor ki 510 aldım ben diyor. 510 aldı, evet. E tamam, 500 desek kullanımda o kadar. Ama bak, boş değil bir de yani, onu da hesap edin. Ya tamam, 500 al. Ne kadar al? Dış ekipmanı takma, Tarık almıyor mu? Kozmetiği var, kozmetiği arabanın sadece. Kozmetiği var. Para vermiyorlar bu arada ya. E tamam o zaman. Kozmetiği kendine göre yapıyor zaten. 500 ben, yeter bence. Çek, 500 çek bakayım. Tarık almıyor yani. İlanları atıyorum o zaman. Tarık en son 410 bin mi ne dedi oğlum işte. 410 bin demiş. 410 fiyatını yazıp Tarık mı atayım? Fiyatını da yaz. Acil satılık 500 bin yaz. Bence yazmayalım, arasınlar. Ya da pazarlık payı bırak oğlum. Aynen. 550 yazsın. Tamam. Adı neydi aracı? Bence abi fiyat belirtmesin. Baller LE. Baller. Araba da çok güzelmiş amına koyayım. Siki. Şeyde yazan, taklası yok, boyası yok. İçinde aynen, kazasız da. İçinde sigara da içilmedi. Cenabet de değil. Öğretmenden mi desek lan? Yerler mi doktordan filan? Çektiğim. LE miydi baller? Aynen, baller LE. Ben bir tane Kia'nın modelini almıştım öyle bayandan. Ya bu arabanın açısı şudur amına koyayım ya. Şu ya. Şu. Yönden çekeydik iyiydi. Şu ya, ben araba açısı budur abi. Sen şeyi kontrol etsene bir. Milli. Oy. Kaça veriyor yazdı birisi. Ne diyoruz? Ha, arıyorlar da, bir dakika. Aç bakalım. Buyurun. Evet, satılık araç. Ne kadar diyoruz? 550'den. 550'den baş. Ne dedim ya? 550. 550'den düşürürüz dedim. İyiler o zaman. Ya ne dedi yarram? Almazlar bence ya. Direkt kapattı ya. Ama direkt 500. Şöyle diyeyim. Ki. Bu araba Baller Sport mu? LA. LA, LA. Selamünaleyküm. Araba kaçtan satılık acaba? Aleykümselam. Vallahi efendim? 550 düşünüyoruz. İyi. Sen ne yapıyorsun? Piyasa yüksekmiş sizin. Sen kaça bakıyordun? Ya ben kiralıksa 5 dakika binecektim işte, ona kadar. E oğlum, kiralıkçı mıyız? Oğlum kolay gelsin. Eyvallah. Ya bak lan. Gevşeye bak. Tatlı çocukmuş. Ben söyleyeyim, bu arabayı satamayız öyle 500 bin lira. Ya oğlum, biri arayacak diyecek ki lan, ben bir yere ilan açıyorum. 700'e bir şey soruyor, koyuyorsun. Adam arıyor seni, 200'e olur mu diyor. Aman akudumun oğlu. E bunlar da öyle pazarlık yapacak. Bu Baller LE mi? Evet. Aynen. Tarık, bak Tarık satıyor zaten. Şimdi gidip Tarık'tan alırlar ki bizden alacağını. Zaten bu arabayı alacak bir kişi vardır. Alo, buyurun. Kardeşim, bu arabanın asilliğini görüyorsun. Bilgim yok. Ne diyor lan, ne diyor, ne soruyor? Neyi sordu? Kapattı. Altan Bey benimle görüşmüştü, aynı araç mı dedi, ben de bilgim yok dedim. Sen birine Tarık. Ha. Tarık işte.
Tarık da iş karıştırmasın. Versin adam gibi 500 bin ne alsın arabayı. Tarık'a da mesaj attım. Ballerle ne diyorsunuz diyor. Bakalım ne diyor. 490'a kadar düşürüz. Alo. Gelene bak. Evet. Kaç dediniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 150 mi? Lan Bahti sen miydin? 150 mi diyor? 150 olur mu dedi abi. Evet satılacak. Abi şunun adresini yani bulun. Mekanik açısından. Ha yok. Bir bak bakayım tamam. Mekanik açısından bir şey eksiği var mı? Yok tabii. Bahti bir şey sorabilir miyim sana? Tabii. Aracın... Gelsene benimle. Geleyim. Bunun jantıydı, şeyiydi, motoruydu. Bir baksana ne kadara gidersin. Bakayım. Belki araç... upgrade'lidir. Upgrade ne lan? Neyse satamazsak da... yarına kadar opsiyon isteriz. Gidelim bir araba parçalayalım ama. Tarık'la konuştum 450 bin diyor peşine bu arabaya. Peşin 450 mi diyor? Hı. Dur ben Tarkan'la konuşuyorum. Polislere sorsun bir de. Peşin 450 bin diyor. Yani o 450 bin diyorsa biz de 450 bin diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Alo. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada mantıklısı ne biliyor musunuz? Bu arabayı 450'ye okutursak o Davi artı Sultan. Bak çok net söylüyorum. Şu et zımbırtısını erteleyebiliriz yani. Öyle Davi artı Sultan'ı kurtarmıyor mu? Ya var oğlum 220 bin abi. Çıkar cebimizden oğlum. 220 mi Sultan? Bu adam takasa olumlu bakıyordu. Direkt takasa vurmayalım mı? Yani sorun çıkmaz diyorsanız vuralım. Ama bence bir yoklayalım bakalım piyasayı. Senin gönlünden hangisi geçiyor önce onu söyle. Vallahi benim gönlümden Sultan artı Davi geçiyor. Bu arabaya karşılık. Aa Tarık arıyor. Aç bakayım. Alo efendim. Bu arada arkadaşlar öyle ya da böyle 450-500 bin doları hibe ediyorsun zaten. Yani bunda toksiklerin laf atacağı bir şey yok zaten. Hangi arabaya ya? Ben hani oyuncularda belki ihtiyacı vardır bir şey vardır. Birisi evet. Son olur sordu. Son oluruna ne diyeyim? 480'de. Tamam. Ama şöyle var. Tamamdır, tamamdır. Baktım fiyatlarına. Neymiş? Tamamdır, sağ olasın. Motor yükseltmesi 172.500. Turbo da aynı 172.500. Bu aracı bir kontrol et bakayım var mı yükseltme? Yok, yükseltmeleri yok. Yok mu? Ha ben onu sordum ya. Yükseltme yoksa tamam. Siz alacak mısınız? Bir de jantları 25 bin dolar. Biliyorum. İçim yanmış. 600.750 verecek misiniz siz? Ha? Takas. Kimle konuşuyor lan bu? Efendim? Bilmiyorum. İki mekanla 600.750 işte. 750'ler konuşuluyor. Dört damarım tıkandı. 600.750 eder. 750'sini sikeyim onun ben. Tamam. Ben söylerim. Tamam. 600 bin etmez lan 540 bin yapıyor. Abi Mike aradı diyor ki en fazla 600 bin 750 eder diyor. Ne o? Ney? Araba. Nasıl yani? Nasıl? Ben de 600 bin 750 alacak mısınız dedim ben almam dedi. Salak. Mekanlarla takaslayayım dedim. Düşünmem lazım dedi kapattı. Derine para versin bize işte ne güzel. Adamda nakit yoktur ki oğlum o kadar para. Herif zaten paranın peşinde. Yok hayır. Evi alalım. Ondan sonra mekanı alacaksak mekanı alalım. Üzerine de para versin bize. Hayır, milletin gezdiği vermez. Arabalara bakalım. Araba. Biz neyin hesabını yapıyoruz? Dur ben takaslayayım bizim arabayla. Ya takasladın şu an. O kim lan? Lan bu az önceki eşekler değil mi? Aynen az önceki eşekler bunlar. Az önceki gevşekler. Bu daha demin senden arabayı 5 dakikalığına isteyen adam değil mi? He hava yapıyor herhalde. O arabayla gelip bu arabayla bir daha geliyor. Salak böyle bir araban varsa niye öyle bir arabayla geziyorsun gerizekalı? Sana ne oğlum adamın belki zevki öyledir. Öyle zevk mi olur ya? Olur olur oğlum. Yok bence bunlar YouTube'a video çekiyor. Araç kiralıktır ya.
Niye YouTube'a video çekenler bu kadar para kazanabiliyor muymuş ya? Yok, abi, önce kötü arabayla geldi. Biz onu hor gördük. Şimdi bu arabayla geliyor. Tamam o zaman kıvırta kıvırta pas vereyim mi? Abi sen niye öyle bir şey yapıyorsun? Bana pas attı. Tarık da üçüncü arabasıyla geldi. Oğlum şov mu yapıyorsun millet? Çinkerhanesi dedim daha ortalık. Biz buradan çıkalım bence. Ben de arabayı getireyim ortalık mi? Ortalık karıştı. Abi karavanı çekeyim mi kapıya? Haa çek de hiçbiri çıkamasın amına koyayım. Kapatıyorum. Yok lan yok zaten sıkıntıdasın. Gel lan gel. En kötü çalıntı karavan amına koyayım. Kapıda alırlar. Şimdi o zaman en iyi ihtimal Tarık'a 450 mi? 415. Piçe bak 415'i alıp 450 bile mi satıyor? 435'i alsın 450'ye satsın. 15 bin de onun kârı olsun. Abi bir şey diyeceğim. Şimdi biz bu adama takas teklif etsek kabul etse olur mu? Ya bilmiyorum oğlum bir işte. Bir şansımı zorlayayım. Arabayı... Yok ya o adam takas yapmaz ya. O adamın bence Tarık'a takas edelim. Diyelim ki 435'ten bizim arabayı say. Sultan'a ver. 200 bin de hiç bok yapamayız. Daha iyi bir üstünü tamamlarız işte. İstediği gibi olursa Rabin. Ha öyle olursa... Peki ihtimal. Bir şey soracağım. Biz daha evinin üstünü tamamlayalım diyoruz da ne kadar paramız var? Var mı tamamlayacak paramız? 12 bin bende var. Herkes 20 bin verebilirse tamamlarız gibi duruyor. 102 bin. 15 bin bende var. Ne? 65 de bende var. Ney? Ben her gün çalışıyorum. 102 binim mi var lan? Evet. Sikerim seni ha. Biz boşuna uğraşıyoruz herhalde. Biz zaten kendi cebimizde parayı niye... toplasak alabiliyormuşuz ki daha evini. Alo. Biz niye bu kadar uğraştık ki? Ne yapıyorsun Çeça? Ah. Zaten burada herkes 20 bin. Çeça aradı ya. Met hocam. Biz biri var. Arabayı niye takaslıyoruz abi? Biri var mı? Oğlum biz arabayı satmadan parayı çıkartıyormuşuz. Hadi Allah'a emanet o zaman. Bir dakika herkesin ne kadar parası var bir söylese bakayım. Biri arıyor. Bende 15 bin var. Bende ben 15 bin. Bende de 20 var. 12 de bende var. 60 bin de bende var. Kaç etti? Aha burası bir sultan 2 alır. Kimsin? 100 bin de iyiceği de var. İşte bir sultan 2 alırız. Sanırım 60 mı 90 ne de miye de varmış. Telefon sapı. Amına koyayım para harcayıp para kazanmaya çalışıyoruz ya içim ona yanıyor. Hiç paramız kalmıyor. Sen de iyi para bilin oğlum senin paranın peşinde değiliz canım. Sen kendine kazanmışsın onu. Bence şöyle yapabiliriz. Ev sahibi arıyor. Alo. AJ, ben Kane. Biraz evet. Çalışırız. Biz böyle bir Sultan 2 alırız şu üçlü. Siz de o fulü alırsınız. Arabayı 250 bine mi alırsınız? En azından bir sıkıntı olduğu zaman abi iki Sultan 2 her yere gidebiliriz. Ya oğlum bir dakika. Arkadaşlar önceliklerimize odaklanalım. Şimdi tamam, o Sultan'ın normalde en full hali biz boş Sultan alsak en full'e getirmek ne kadara mal oluyor? 500 bine. 500 bin. Tamam şimdi bu adam full Sultan'ı kaça satıyor? 223. Ya o zaman bizim aslında baktığın zaman et davi mavi siktir et en önemlisi o gibi duruyor değil mi? Aynen. Evet. Yarram ne tatava yapıyorsun? Ha? Ya ben yapıyorum. Kendimle konuştum lan Allah Allah. Hatta bence biraz konuşsak onun fiyatını da indiririz. Tamam. Mia. Efendim? Sen Tarık mıydı lan çocuğun adı hep unutuyorum. Şu arkamızda şurada duralım. Nerede lan o? Şurada bak beyazlı olan. Tamam. 200'e bırakır mı arabayı zorlasak? Abi. Zorlarız. Allah'tan zorlarız. Belamızı mı istiyoruz? Ya ben diyorum ki benim arabayı o zaman şu an satmadan biz sultan almaya çalışalım. Odağımız olsun. Gerekirse birbirimize borçlanalım. Ortaya herkes parasını koysun. Alalım o arabayı bir kafamızdan şimdi, çıksın. Şimdi Tarık'ın bana şöyle bir teklifi var. Ne var? Önce konuştum ben. Diyor ki sen diyor arabanı diyor bana ver diyor. Elegi'ye. Ben sana diyor sultanı vereyim diyor. Tamam. Anahtarını ücretsiz kullan diyor. Senin arabada satılınca diyor ben sana üzerine parasını vereyim diyor. Senin araba kaç para diyor ki? Binici birisine satarsak eğer 250'ye satabiliriz full benim arabam. Yani biz aslında sultanın satılma riskini ortadan kaldırmış oluyoruz. Doğru mudur? Öyle oluyor ama istersen sen... ben... Hayır. Ben de bir şey diyeceğim. Abla sen niye kendi arabanı veriyorsun ki? Biz para biriktirip paramızla onu alırız. Hayır ama bak şimdi ben diyorum. 4 kişi arabaya biner, 2 kişi de bir arabaya biner. Tamamen zaten. Elegi Sultan zaten şu anda işimizi görür bizim. Ulan bir şey söyleyeceğim. Ben bu işi bitiriyorum. Herkes bekleyin. Bismillah. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bize para lazım. İban ama yoktan var etmeye çalışıyoruz. Tamam lan. Benim para benim üstümde İban'da anlatamam. Tamam. 280 İban'ın
neyi atabiliyorsunuz atın bana. Bir amaklarınızı tutun. 280 mi? 280. 280 mi? Ya. Mia dur sen bir. Dur. Dur ya. Sakin. Dur gözünü sevdiğim. Aklınızda tutun ne verdiğinizi. Şş, kapşondu. Tamam. Sen de şey yap. Söyle adını. Nakit not al bunları. Hayır hayır yani nakit ver verme önemli değil. 14 bin. Tamam 14 bin not al kapşonunu. Deni 14 bin. 102.685. AJ zaten amına koyayım bankayı bıraktı. 60 bin de ben gönderdim. 60 bin tamam çağır. Bekle. Sen nakit verdin mi? Vermedim. Ver. Tamam vereyim. Sikeceğim ya. Bıdı bıdı bıdı. Cüzdanda ne kadar param var? Benim cüzdanda ne kadar var? Hey alo hayatım. Şimdi bizim kapşonlu kim ne verdiyse ya. Bana not al. Tamam mı? Artık o birikim yok. Tamam onları da not alıyorum. Ne söyleyeceğim ben neden göndermiyorum? Bek, sen de yolla başka tamam. Başka planı var demek. Kaç param var bankanda? 65 bin dolarım var. Tamam çok yolla 30 bin. Kaç divanın? 280. 280. Eylül'ün çok selam var abi. Aleyküm selam canım kardeşim sağ olsun. 60 bin gönderdim. Ya Allah Allah vallahi sana kadın olmasan gerilip kafayı vuracağım da. Şimdi çağır tane. Ne alakası var? Bekleyin dur bekle. Şu an bizim toplam 300 bin dolarımız oldu. Bir şey soracağım. Listeyi okuyorum herkes doğru. O zaman bir 50 bin biriktirip daha evimi alsak abi. Bakın 50 bin daha bulursak daha evimi bence bir herkes bir ama... sallasa kendini çıkar ya. Bir şey diyeceğim bir topluca balığa mı gitsin? Aynen bakın ya. Topluca bence, balığa da... Abi bence Sultan'ı alalım. Ondan sonra senin arabanı da Tarık'a satalım. Şimdi, derdimiz o. Ben hepinizin borcunu ödeyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir şey sorabilir miyim? Efendim, doğrulama için soracağım. Deni 14 bin. Şey EC 102 bin. Altan 60 bin. Mia 60 bin. Mikos senin yazmadın mı? Yazmamışsındır. 10 bin. 12.400 vardı. 2.400'ü kendime ayırdım kaçak hayatım için. Abi, bu arada ben çaçayı şey yaptım aradım. Arabayı ondan almıştım ya. Evet. Çok paraya sıkıştım. Alır mısın dedim. Bankasına bakıp beni arayacak. Tamam. Şimdi durun. Duygu sömürüsü yaptım. Öncelikle Sultan'ı kendi aramızda halledebiliriz. O zaman bir dakika. AJ, Sultan'ı sen üstüne al tamam mı? Tamam. Ver, kaça bırakıyordu arabayı? Bir daha söyleyin son. Bir soralım gelsin. 230 dedi. Tamam bekle onunla daha pazarlık. Çağır bakayım bir. Gitme abi. Sen bekle o gelsin. Taktik tamam. Bunlar hep. Tamam. Sultan'ı hallettik mi şimdi? Her sanırım. Şeyi hallettik gibi abi. Hatta bence bir full sultan daha çıkar onları. Abi ya. Yanlış anlamayın. Araba satılırsa fabrikayı da evinde alabiliyoruz. Geliyor. Efendim Çaça. Efendim. Evet merhabalar. Hoş geldin hoş, hoş geldin. Geldin. Ne haber? İyi sizi sorma. İyi Allah'a şükür. Elinde şey varmış. Bize uygun araç varmış. Hangisi? Birkaç tane araç var. Dominator var. Sultan 2 var. Sultan. Kaç paraya satıyor Bedir. Sultan'ı? He. Yani normalde soranlara 250-260 diyorum. Bize oğlum. Boş ver diyelim. Yani verebileceğim minimum fiyatı söyleyeyim o zaman. 230. 230. Daha da inersen ben zarar ediyorum. Zarar mı edersin? Et lan bir kez. Ne olacak? 25 olur en sonunda. 225 son mu? Evet. Full mu evet. Araba? Evet. Alıyoruz lan. Getireyim mi aracı? Getir. Tamam bir dakika. Altan. Bekleyin burada geliyorum ben. Ama bak eski arkadaşız biz seninle onu da gözünde bulundur lütfen. Abla boş ver. Şuraya saklanayım. Ben benim arabanın arkasına yat arabanın arkasına. Benim arabayı alın bagaja koyun şeyimi koyun. Rica etmeye de gerek yok kazanırsın. Koyun oğlum bir koy bagaja gizleyin işte. Neyi gizliyoruz? Oğlum polis demedin. Polis mi geldi? Bilmem. Alsana abi, dursana. Oh ya, sikemini sultanını aldık ya. Tamam, sikerler. Hem karakterleri de wipe'lamış oluyoruz. Götü mü? Güzel bir şey söyle.
Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir tık sıkıntı var ama aracın yedek anahtarı bende değil. En son kiralamıştım. Kişinin süresi doldu ama. Hallettiririz. Tamam. O kilit değiştirmeniz gerekebilir. Tamam, getiriyorum ben aracı. Zaten şey yapacağız. Bir arkadaşımıza hediye alıyoruz. Ya. Tamamdır. Tamam, getiriyorum. Yani? Hallettiririz de çok adi iş oldu ama. İn arabada. Sormam lazım. Cam. Cam görüşürüz abi. 50 diyor ya. Ne diyor? 450 alırım diyor. Tamam, aynı fiyatı vermiş. Önceliklerimize odaklanıyoruz. Şu an önceliğimiz şeydi. Tamam. Araba. Onu hallettik. Sen not aldın mı kapşonunu? Evet, yazıyor hepsi telefonda. Tamam, onlar dursun. Bu paraların... AJ nerede? Oğlum merak etme. Senin bütün paranı almadık. Halledeceğim ben onu. Yok ya, biz bunu hallederiz zaten. Kazanırım ben. Bir dakika, bu arada bir şey söyleyeceğim. Etrafta kimse var mı? Yok. Bagajda Miko var abi. Bak. Bunun üzerine... Araba işi çok güzel gider değil mi? Şu işi halledelim, oraya bakalım. Tamam. Miko. He abi. Hayat nasıl içeride? Vallahi abi, cezaevinden daha iyi. Satayım mı lan arabayı böyleyken? Ben dahil, para vereceklerse ekstra olur. Sorarız. Artı 750. Abi, ilanlardaki senin ev değil mi? Ne oluyor lan? Yok lan, değil. Ev sahibi. Bu kimin yok, evi? Yok, değil. Artık aklım çıktı. Ah, keşke öyle bir şey yapsa biri. Niye abi, kötü mü ev? Ev kötü değil oğlum. Benim ev, bizim evi nasıl satıyor? Hayır, satın almak istiyormuş. He, pardon. Ulan Bahamas'ta fasıl eşliğinde felekten bir gece varmış ha. Mekanı kapattılar, kimlik soracaklar. Sen ciddi misin? Hı hı. Tamam, bekleyin. Uzaklaşın buradan ufak ufak. Ben? Uzaklaş, uzaklaş. Nasıl uzaklaşacağım? Oğlum uzar lan, uzar işte. Arabanın yanından git. Ece gel buraya, sen de kaçacaksın. Dikkat, ne yapıyorsun? Dikkat atmak için olayı çıkarayım mı? Dikkat atmak için. Hayır hayır hayır, dur sakin. Ece sakin. Gel. Kaçarız buradan. Şşş, bekle. Oğlum Kaç, Ece sana geliyor. Ece geri dön, Ece geri dön. Abi bir arabayla olay çıkaralım, bizi kovalasınlar. Tamam, bekle şimdi, sakin. Alsana barbanın kapısını açsana. Uza sen, uza. Tamam. Ya hadi, nerede abi bu çocuk ya? Tamamdır. Ne oldu? Polis niye gelmiş? Bilmiyorum ki, kimlik tamam soruyorlar. Rutin kontrol herhalde. Kilit sistemini. Evet, bir otursan. Kolay gelsin. Bir sıkıntı yok, alabilirsin. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Bir saniye. Araçtaki kim? Altan. Sen de gelirsin. Altan. Kontrol yapılacaktı. Şu şurada geliyorum. Gezen şu abi, beyaz bakar kafalı arkadaşın bir kimliğini kontrol eder misiniz? Hızlı bir şekilde. Efendim, memur. Kimin o? Bir yönel kırmızı arabanın başındakine. Bir kimlik kontrolü olacaktı da polis memurları yardımcı olabilir misiniz? Sebep? Rutin kontrol. Oğlum sen ne bakıyorsun ters ters 2 saattir? Kim? Sen. Bir kimliğinizi alayım. Niye mi bakıyorsun? Bakayım. Öyle mi diyorsun? Baktım, ne olacak? Sen 2 saattir şu kıza bakıyorsun. Hadi. Hayırdır? Beyefendi, kimliği alabilir miyim? Bir saniye kardeşim, dur ya. Sen 2 saattir niye bakıyorsun? Lan sapık sapık ne bakıyorsun ki sen 2 saattir? Belki beğendim, ne olacak? Ne demek lan beğendim? Kontrolden sonra yapın kavganızı. Güzel kız. Oğlum bak, seni boğarım lan burada. Hadi bo. Beyefendi kavganızı sonra yapın. Oğlum ne hayırdır? Sen hayırdır lan? Belanımızı arıyorsunuz oğlum. Bak polis hayır, var burada, benim var canımı sıkmayın. Belki arıyorum, ne olacak? Sen 2 saattir sana bakmıyorum ya bu. Ne olur burada ya? Tamam bakıyorum. Tamam. Hadi. Şu gerginliği bir sonlandıralım. Bir dakika memur bey ya. Ne gerginliği şimdi? Ne ben bunun kimliğini ya var, yediririm ona ha. Tamam yedir, sıkıntı yok. Bir saniye. Yedir. Bir açalım arayı, arkadaşları alalım, girin koluna efendinin. Harbi kafayı tamam vururum sana bak. Polis dinlemem. Hadi.
Oğlum bak, konu benim sevdiğim kadınsa herkesi yakarım lan burada. Belki senin tamam. Sevdiğini ben de sevdim. Ne olacak? Abi, oğlum sen kimin? Sen kimi seviyorsun sakin lan? Olalım. Seni sevdiğini beyefendi. Oğlum lütfen. Açılın lan, tamam, dallamayın tamam, beni. Tamam. Oğlum bana bak. Tamam, burada yapmayın şimdi böyle şeyler. Uzaklaşın birbirinizden. Oğlum Altan, al lan bu çocuğu. Amına koyayım seni. Gir. Ya ne hayır, demek gir koluna? Sakin. Bir dakika memur bey, dallamayın tamam, bak sakin, beni. Bak sakin, benim sinir sakin hastalığım hayır, var. Yemin ediyorum bir de dallamayın bir. Lan ileri geri konuşmasın. Beni dallamayın. Hayır, konuşursam ne olacak? Hayır oğlum bak, sen de serseri misin oğlum sen? Tamam beyefendi. Sizin de başınız yanacak. Biraz uzaklaşın. Evet. Ya benim başım niye yanıyor ya? Benim ya başım niye yanıyor? Olacak, memur bey, bir şey söyleyeceğim. Siz böyle mi müdahale ediyorsunuz insanlara? Evet, böyle diyorsam müdahale ediyoruz. Şu an bir kimlik kontrolü yapmam lazım. Bir ihbar aldım. Ya yaparsın ki. Bırakın. Kimlik ya, kontrolü. Ne olacak? Beyefendi bir saniye gelin. Şu kimlik adam, bak bana dokunma. Memur bana dokunma. Beyefendi. Zorluk çıkarmayın. Bak raporluyum ben. Sakin. Lan. Dur ula, o benim lan, o benim oğlum, o benim, bırakın dur onu ben indireceğim. Oğlum sikerim lan belanı seni, sen benim karıma mı bakıyorsun lan? Sen benim kız arkadaşıma mı bakıyorsun? Amına kodumun çocuğu, orospu çocuğu seni, yakalayacağım lan seni. Amına kodumun oğlu, yakalayacağım seni. Lan binin araçları, bin araçları, bin. Orospu çocuğuna bak ya. Bin araçları. Abi sıkıyor. Orospu çocuğu. Oğlum bulun lan onu bana. Altan kim lan o çocuk? Abi hallederiz. Geç arabaya geç. Beyefendi duvara yaslan. Duvara yaslan. He beni ne duvara yaslıyorsun sen? Duvara yaslan. Al yaslandım, al duvardayım, al. Al. Kelepçele direkt götür. Kelepçele götür lan. Bulacağım lan o herifi, şerefsize bak. Bir dakika, ne oluyor ya? Niye çekiliver arabanın etrafına. Bir dakika ya, bir dakika. Ya beni niye kelepçeliyorsunuz kardeşim? Adam burada ne bakıyor, şey arkada birleştirin. Beyefendi, gölgeden uzaklaşın, şu an tutuklama yapıyorum gördüğünüz gibi. Polis memurunu engelleyen kişileri tutuklamışsınız arkadaşlar. Neyi ya tam çocuklar açılın, siz de başınızı belaya sokmayın ya. Açılın tamam, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Kaç öleceğim. Al lan yavaş. Efendi yasın size. Ne oldu, olay ne Danavın? Ya al kelepçeledin ne oldu, memnun oldun mu şimdi? Durduk yere olay çıkartıyorsunuz. Yavşığa bak. Altan o çocuğun adını bulun bana. Ya bir şey diyeceğim de burada. Tamam kapıyı açar mısın? Hani kaçanı tamam, kovalamıyorsunuz. Ben. Altan çocuk oyuncağı değil mi burası? Adamı yakalamıyorsunuz. Şey üzerine atlıyorlar. Onu bence çok şey yapmasam mı bil. Ya Tarkan. Nasıl çok şey yapmasam mı? Onu yani gel. Polisler dirgin şu an. Tel tel sizi kullanıyorum, bana bak. At görüp arkadaş. Bu sen şey yapıyorsun. Miku arabada kaldı. Çok güzel. Şu an çok güzel. Polis memuru engel olmaktan. Ya hapse girmeyelim. Hayır arkadaşım. Orada diyorum ki bırakın, o adam benim diyorum. Benim sevdiğim kadına bakıyor diyorum. Hala orada polis adamı tutmaya çalışıyor. Ben indireceğim lan onu. Sakin ol sarım da, yaptığınız çok saçma değil mi şu an? Ya bırak neyi alıyorlar. İhbar geldi, ona göre geldik biz. Lan ihbar geldi, adam kaçtı gidiyor. Sarıyı alıyorsunuz, çok saçma. Adam çavuş arkasından gitti. Çavuşunuz neyse. Lan ama olay ne? Tam olay. Efendim? Ben kaçırdım olayı da. O an içeri girmeye çalışıyordum ben. Ne oldu? Ya kişi neden ihbar alındı? Geldi. Aranan bir kişi vardı. İhbar tamam geldi, ona geldik. Yok yani kişi neden alındı? Sarıhan Bey mi aranıyor? Yok, onu ben bilmiyorum. Onu Uğulut kelepçelerde bir fikrim yok. Tamam, kelepçisin. Kelepçeli alamazsınız öyle burada. Bir şey söyleyeyim, kelepçeli alamazsınız burada. Gel. Tamam. Ay, çok güzel oldu. Geldi. 10 dakikada nereden nereye geldik ya? Ben kıyafetimi değiştireyim, departmana gittim. Altan! Efendim abi. Arabayı alın lan bak, git söyle ver, şey yapmasın. Tamam. Sarıhan Bey, avukat talep edin, ben geleceğim. Tamam, avukat kardeşim talep ediyorum. Tamam. Haklarla okey mi önce sana talep edersin. Hedim 76 kodu 6-10-23 merkez departman. Beyler, sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Söyleyeceğiniz her şey mahkemede aleyhinizde delil olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkına sahipsiniz. Avukat tutacak yeterli maddi gücünüz yoksa devlet sizin için atayacaktır. Haklarınızı anladınız mı? Anladım, avukat istiyorum. Anlaşıldı. Anlıyorum. Diğer beyefendi. Üstümüze dikkat ederseniz bir daha beyler demezseniz sevinirim. Tamamdır, özür dilerim. Haklarını anladın mı? Anladım.
Edim 76 1024 merkez departmanı. Ya abi bize ne oldu gene ya? Biz en son not tutuyorduk, para